Merhaba, ben Özgür Oluştürk. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı'ndayım. Yaklaşık 16-17 yıldır kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi üzerine çalışıyorum. Bunun bir bölümü ticari sektörde, daha sonradan üniversitede çalışmaya başladım. Yaptığım işleri hem üniversitede çalışırken hem öncesinde yaptığım işleri ya da araştırmalara dair önce birkaç şey göstereceğim. Bu bölümü kısa tutup hemen şeye geçeceğim. Koronun kendisine. Şimdi bu gördüğünüz firmalarla eğitim ya da kullanıcı deneyimi araştırmaları ya da kullanılabilirlik testleri ya da danışmanlık bazında çalıştım. Tabii ki tek başıma çalışmıyorum. Bu bir ekip işi. Birlikte çalıştığım arkadaşlar var. Bunun dışında ne yapıyoruz? Akademik araştırmalar yapıyoruz. Yaptığımız akademik araştırmaların kaynağı tabii ki hayatın kendisinden, yani sektörden oluyor. Mutlaka ticari olmak zorunda değil bunlar. Burada da gördüğünüz gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ait bir takım dijital ortamlarında kullanıcı deneyimini ölçümlemek, araştırmak üzerine çalışmalar da yaptık. Bu gördüğünüz markaların bir bölümü bizim kendi akademik araştırmalarımızın konusu oldu. Mesela işte bir tanesi private shopping diyoruz. Ne var burada? Mor Hippo, Limango, Trendyol. Private shopping platformlarının mobil kullanıcı deneyiminin ölçümlenmesi ve karşılaştırılması ile ilgili bir çalışmanın konusuydu mesela o taraf. Markafoni de var tabii aralarında. İşte bunun gibi bir takım hali hazırda kullandığımız dijital platformların kullanıcı deneyimini araştırıyoruz ya da test ediyoruz akademik çalışmalarımız içinde. Buradan kullanıcı deneyimi için rehber kurallar aslında ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yeni medyanın, sosyal medyanın bir takım platformları da bizim araştırmalarımıza konu olmuştu. Mesela Facebook'la ilgili yaptığımız, mobilde yaptığımız bir çalışma 2009-2010 yılında. Mesela o zamana kadar hiç öyle bir çalışma yapılmamıştı. Çok ilgi görmüştü. Dünyada da ilgi görmüştü. Dolayısıyla birçok yerde hayatın içinden konuları alıp araştırabiliyoruz. Bir takım STK'larla birlikte çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na bazı raporlar hazırladık. Engelsiz Bilişim Platformu ve Alternatif Bilişim Topluluğu var. Duymuşsunuzdur isimlerini. Onlara danışmanlıklar yapabiliyoruz. Kullanıcı Deneyimi Profesyonelleri Birliği var, UXPA. Onun Türkiye birimini kurduk. Hepinizi oraya davet ediyorum. Oraya gelin, mutlaka katılın. Çünkü kullanıcı deneyimi alanında çalışan, akademik ya da sektörde çalışan bütün profesyonelleri oraya toplamaya çalışıyoruz. Oraya da gelebilirsiniz. Onun dışında Human Computer Interaction International diye bir konferanslar serisi var. Bu da artık her yıl düzenleniyor. Dünyanın farklı bir yerinde yapılıyor. Onun da yine hem editorial board'undayız hem de kendi oturumlarımızı düzenliyoruz orada da. Temmuz ayında Vancouver'da akademik bir çalışmanız varsa oraya da bekleriz. Peki, kendimle ilgili bölümü hemen geçeyim. Bu dijital ortamlar ya da dijital platformlar aslında biraz bilgisayarla hayatımıza giriyor da bu bilgisayar nasıl bir şey? Böyle bir şey bilgisayar. Ya da şu anda siz kendi önünüzde gördüğünüz gibi şeyler. Ama 10 yıl sonra bundan bahsetmiyor olacağız. Nasıl şimdi bu resimde gördüğümüz şeyden bahsetmiyorsak. Kullanılabilirlik diye bir kavram var. Bu da yine aslında dijital platformlarda son 20 yıldır konuşulan bir konu olsa da günlük hayatımızda bir takım başka meslek gruplarının yıllardır konuştuğu konu. Ne bu? Mesela ürün tasarımcıları ya da mimarların ergonomi diye konuştuğu konu. Dijital ortama geçtiğimizde adı biraz kullanılabilirlik oluyor. Etkinliği ve etkisi biraz değişiyor. Temelde 3 prensibe bağlanıyor bu. ISO standardında verimlilik, etkililik ve tatmin. Kullanıcı eğer sizin ortamınızı kullanırken bu duygulara sahip olabiliyorsa onun kullanılabilir bir ortam olduğu söyleniyor. Buna ek olarak artık bu kavram biraz eskide kalıyor. Yani son 5-6 yıldır dünyada da Türkiye'de de artık kullanılabilirlik kavramının biraz daha genişletilmiş başka bir versiyonunu, hatta içinde farklı parametrelerin olduğu başka bir şeyi konuşuyoruz. Onun da adı kullanıcı deneyimi. Çünkü kullanıcı deneyimine girdiğimiz zaman başka konular da devreye girecek. Kullanılabilirliği genişletmeye çalıştığımızda da
Nielsen var mesela. O Nielsen bunun içine öğrenilebilirliği de katıyor. Yani ilk karşılaştığınızda bir şok yaşasanız da zaman içinde eğer öğrenip kullanmaya devam edebiliyorsanız dijital platformu kullanılabilir olduğunu söylüyor. Hataları affedebilir olma özelliğinden bahsediyor mesela ya da tatmin edici olma özelliğinden bahsediyor. Kullanıcı deneyiminde ise şöyle bir şey var. Bizim için bağlam çok önemli kullanıcı deneyiminde. Yani siz ortaya çıkan bir formülü ya da bir sonucu, iyi bir sonucu. Genelde yapılan bir hatadan örnek vereyim. Mesela Facebook'un etkileşim tasarımını, kullanıcı deneyimi tasarımını ve görsel tasarımını alıp yeni geliştirdiğiniz bir sosyal mecraya bunu uygulayamazsınız. Çünkü bağlamlarınız farklı. Kullanıcınız farklı. Ve kullandığınız sistemler de çok farklı olabiliyor. O yüzden biz kullanıcı deneyiminde bakarken şöyle bir şeye bakıyoruz. Bir kere davranışsal bilimler, o biraz önce bahsettiğim ergonominin bir 200 yılı var. İşte 30 yıldır iyi uygulamalar var kullanılabilirlik alanında. Yapılan araştırma ve geliştirilmeler sonucunda da artık biz bir kullanıcı deneyiminden bahsedebiliyoruz. Kullanıcı deneyimi aslında biraz önce bahsettiğimiz kullanılabilirliğin ötesinde şunu söylüyor bize. Bunu seviyorum. Bilmiyorum. Hiç öyle kullanmayı sevdiğiniz bir dijital platform var mı? Uygulama olabilir, web sitesi olabilir. Seviyorum. Mesela ben Instagram'ın eski halini seviyorum. Yeni halini sevmiyorum. Dolayısıyla ne oldu? Duygusal bir bağ kurmaya başlıyorum o platformla. Neden duygusal bir bağ kuruyorum? Çünkü benim hem ihtiyaçlarımı karşılıyor hem de düzgün çalışıyor. O düzgün çalışan şeyi sen bozarsan, şu anda yaptıkları gibi, o zaman ben artık sevmiyor olabiliyorum o sistemi. Aynı şöyle oluyorum bakın. Bazı şeyleri de sevmeye başlıyorum eskiden sevmezken. Neyi sevmiyordum eskiden? İşte Facebook'ta sadece beğenebiliyorum. Değil mi? Başka bir şey yapamıyorum. Onu da neyle gösteriyordum? Bir tane parmakla. Ama şimdi başka şeyler yapabiliyorum. Bu da çok hoşuma gidiyor. Değil mi? Artık sinirlenebiliyorum mesela içeriğe ya da o içeriğin bağlamına sinirlenebiliyorum. Ağlayabiliyorum. Emojiler artık yalnız değil. O parmak yalnız değil artık orada. Bunu sevebiliyorum. Şimdi kullanıcı deneyimini farklı bir mecradan yine anlatmaya çalışacağım size. Örnek, tuvalet örneği. Kadın arkadaşlar tabii konuya çok hakim değiller ama erkekler tuvaletinde pisuvar diye bir bela var. Bu pisuvarlar küçük, yüksek, alçak, çok değişik şekillerde olabiliyor. Dolayısıyla ortamın kirlenmesine neden olabilecek bir tasarım da olabiliyor. Onu kullanan insanlar da sarhoş olabiliyor ya da işte ne bileyim dikkati dağılmış olabiliyor. Herhangi bir şey olabiliyor. Peki tuvaletleri temiz tutmak için insanların pisuvarın gerçekten çişini yapması gereken yere yapmasını nasıl sağlayacaksın? Bir problem değil mi bu? Hayatımızda hiç düşünmediğimiz bir problem. Ne yapıyorlar? Bir kere böyle bir şey var. Bir adım öne atar mısınız lütfen diyor oradaki tabelada. Sizi bir şeye teşvik ediyor değil mi? Bir ricada bulunuyor. Ya da bunu başka bir yolla da yapabiliyor. Genelde bizim Türkiye'de gördüğümüz tabela, levha sistemi de şu. Değil mi? Hemen bir kağıt bul, üzerine bir şey yaz. İnsanları onu yapmaya teşvik et. Bunu yaparken de sert bir dil kullan. Belki bu insanları ikna edebilir. O da olmayınca ne yapıyor? Sen yanlış yapıyorsun, ben sana doğrusunu tarif edeyim deyip ikili bir ikonografik gösterime gidiyor. Bazen daha böyle şeker şeyler yapmak isteyebiliyor. Ondan ne yapıyor? Hello Kitty'yi kullanıyor mesela. Diyor ki bak Hello Kitty senin burayı kullanmanı istiyor diyor. Erkeklerin bunu kullandığı düşünüldüğü için ve erkeklerle ilişki kurulduğu için bu tüketim alanında o zaman diyorlar ki erkeklerin başka ne hoşuna gider? Neyle ilgileniyor yani bu erkek milleti? Futbol değil mi? O zaman da şöyle bir çözüm buluyor. Kaleye gol at. Dışarıya sıçratma. Ama bir gün geliyor birisi,
Diyor ki siz çok fazla şeyle uğraşıyorsunuz. Bakın diyor, ben daha size hem psikolojik arka planı da olan başka bir şey bulayım. Bunu buluyor. Sinek. Sonra da o sineği götürüyor, pisuvarın içine yapıştırıyor. Bu tabii ki herkese etkiliyor. Herkes onu vurmak istiyor. Herkes onu vurmak istediği için de aslında problemi temelden, yani bir mücadele yaratıyor. Aynı o kale ve top, yani futbol meselesinde olduğu gibi seni bir mücadeleye sokuyor, bir oyunun içine sokuyor. Burada da bir oyunun içine sokuyor. Burada kalmıyor tabii. Ne yapıyor? Bir de şöyle bir şey yapıyor. Bu bir barda, bu tuvalet. Yastıklar koyuyor buraya. Diyor ki kafanı da yasla oraya. Rahat rahat işini gör. Gördüğünüz gibi tek bir problemin çözümü için çok farklı yöntemler denedik. Gördüğümüz sinek örneği en ucuz yöntem. En yaygın kullanılabilecek yöntem ve dünyanın her yerinde işe yarayacak bir yöntem. Çok da basit bir fikir değil mi? Zaten biraz zor olan da belki o. Kullanıcı deneyiminde buraya gelebilmek için biz 5 ayaklı bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistemi şöyle tarif edebilirim. Bir kere kullanıcı var, amaç var, teknoloji var, sizin çalışan ekibiniz var. Bir de tabii ki sürecin kendisi var. Bütün o geliştirme, araştırma sürecinin kendisi. Tek tek hepsine kısa kısa bakacağız. Hangi alanlarda ne oluyor diye. Şimdi teknoloji tabii başımıza bela. Neden başımıza bela? Dışarıda şimdi kahve içerken kısa bir şeyi anlattım işte. Bir talihsizlik oldu. Benim bilgisayar gitti, cep telefonu gitti. Bir arkadaşım bilgisayar verdi. Benim kullandığım bilgisayar F klavyeydi, bu Q klavye. Normalde yarım saatte yazacağım şeyi şu anda 1,5 saatte yazabiliyorum. iOS işletim sistemi kullanan bir telefonum vardı. Şimdi Android. Program yüklemek, kaldırmak ya da bir takım daha önceden rahatlıkla yaptığım şeyleri yapmak artık benim için problem. Dolayısıyla teknoloji hem mevcut hali benim için problem hem de gelişen hali de bizim için problem. Bu mecrayı kullanacak insanlar olarak. Niye öyle? İşte ben üniversiteye girdiğimde üniversitemizde bilgisayar yoktu. Evde zaten yoktu da. Üniversitede de yoktu. Birçok insanın evinde sonra masaüstü bilgisayarlar olmaya başladı. Şu anda onlar yok. Ne oldu? Dizüstü bilgisayarlar, laptoplar oldu. Sonra laptoplar da gitti, tablet var artık. Dolayısıyla yani şey, kendi hayatınızdan bile örnek verebilirsiniz bunu yani. Belki de son 10 yıllık süre içinde nereden nereye geldi teknoloji kullanımınız. Bunu birkaç örnekle bakalım. Mesela şurada 1957 yılında bilgisayar taşıyan bir takım işçiler görüyoruz. Şu gördüğün şey bir bilgisayar parçası. Büyük bir ihtimalle tamamı bile değil. Çünkü o dönemde oda büyüklüğünde bilgisayarlar oluyor. Üstelik kapasitesi de, bilmiyorum, o kadar düşük kapasiteli bir şey şu an hiçbirinizde yoktur. O kadar da düşük kapasiteli. Oysa öngörülen şey şu 2017 için, bir insan günlük hayatı içinde üzerinde 13 farklı bilgi işleyebilen cihaz bulundurabilecek. Ve bunu da yadırgamayacağız. Yani robot gibi dolaşmayacak ortalıkta. Nasıl cep telefonunuz varsa, akıllı saatiniz varsa, gözlüğünüz varsa bunun gibi cihazlar. Sağlıkla ilgili olanlar da olabilir. Ve onların en kötüsü bile bu gördüğünüz bilgisayardan iyi olacak. Çünkü şuna sığabiliyor o biraz önceki yük. Bunun içine sığabiliyor. Daha doğrusu bu yine daha gelişmiş hatta. Bunu görmüş müydünüz? Bu bir resmi tören Doğu Almanya'da. Hani tanklar falan geçiyor ya. Tankların arasında bir de bu geçiyor. Bilgisayarlar geçiyor. Bu kadar önemli bir şeymiş teknoloji değil mi? Şimdi bizden bir örnek vereceğim. Bu gözlüklü adamı tanıyor musunuz? Var mı tanıyan adam şu ortadaki gözlüklü kısa boyluyu? Turgut Özal değil mi? Ne yapıyor? Bilgisayar açılışı yapıyor. Çok geç değil bu. İşte biz gençtik ya da çocuktuk. Öyle söyleyeyim. 90'lar, 80'lerin sonu 90'lar. İki tane bilgisayar açıyor.
Peki nereden nereye geldik konusuna biraz daha bakalım. Nereden nereye geldik? Dinozorlar çağına sizi götüreyim öncelikle. Dinozorlar çağı şu, o 90'lar dediğimiz çok eski değil aslına bakarsanız insanlık tarihiyle kıyasladığınızda. 80'lerde genel kullanıma açık olan bölümünden bahsediyorum tabii bilgisayarların. Satır temelli kodlama ya da işte arayüz biçimi vardı. Genelde ekran bir renk, üzerindeki yazı başka bir renk ve siz kod yazarak bilgisayarı kullanabiliyordunuz. 80'lerde aslında Xerox diye bir firma var. Duydunuz mu? Ne iş yapıyor? Fotokopici. Aslında teknoloji geliştiriyor Xerox. Kaliforniya, Palo Alto'da 80'lerde aslında şu gördüğümüz grafik kullanıcı arayüzü diyoruz buna. O gördüğümüz arayüz benzeri bir arayüzü geliştirmiş durumdalar. Fakat şey diyorlar, ya şimdi bununla uğraşamayız falan diyorlar. Kenarda duruyor. O kenarda dururken Steve Jobs'u tanıyor musunuz? İşte o gidiyor çalıyor onu oradan. O gidip onu oradan çalınca bizim hayatımıza giriyor. E ondan da şey çalıyor. Neydi Microsoft? Ne, Bill Gates çalıyor. Ama asıl geliştirenler Xerox. Ondan sonra tabii grafik kullanıcı arayüzleri gelişmeye başlıyor. Nasıl başlıyor? Tek başına bu ekran değil, kullandığımız mouse da bir kullanıcı arayüzü. Görsel değil, dokunsal. Tek farkı o. Klavye de aslında bir kullanıcı arayüzü. Onlar gelişmeye başlıyor. 2000'lere geldiğimizde artık sadece görsel arayüzlerden değil, işte biraz önce bahsettiğimiz dokunsal etkileşimden de bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla bu graphical user interface değil, novel user interface'ten bahsediyor oluyoruz artık günümüzde. Her türlü etkileşim biçimi var. Sesle yönetebilirim ya da bir takım etkileşimleri sesle sağlayabilirim, dokunarak sağlayabilirim, hareketle sağlayabilirim. Bütün bunları yapabilirim. Şu Xerox'taki meseleyi de göstereyim size. Ha, koymamış mıyım? İşte bu. Xerox'unki de bu. İlk yaptığı. Şu an size komik geliyor biliyorum ama ekran üzerinde bir şeye tıklayabiliyor olmak bilgisayar bilimleri açısından çok önemli bir gelişme. Mesela şu an yapay zekanın olduğu yeri düşünelim. Henüz bir zekası yok değil mi doğru düzgün? Ya yani en fazla şey yapıyor. Masanın kenarına kadar geliyor. Diyor ki buradan ileri gidemem. Gidersem düşerim. Bravo. Bu önceden öğretilmiş bir davranış. Kendi kendine bir şeyi düşünüp bulamıyor henüz. Belki burası da orası işte. Yapay zeka neredeyse bugün. Bu da arayüzler konusunda orası. Peki sonra bu da Mac olsun ki. 84'te. Tabii artık günümüzde oldukça farklı. Windows kullanıcıları şunu, siz tabii sizin yaşlardakiler bunu görmediler. Biz kullandığımızda Windows öyleydi. Windows biraz öyleydi. Ama bu ciddi bir gelişmeydi yani bizim hayatımızda. Önemliydi. Başka işletim sistemleri de vardı. Tabii bunlar artık günümüzde çok kalmadı. Şu anda bilgisayarda neyden bahsedebiliyoruz? Linux, macOS ve Windows'tan bahsedebiliyoruz ağırlıklı kullanım olarak. Bir de kendi iç işleyişlerinde kullanmak üzere geliştirilmiş arayüzler var. Bunu biliyor musunuz? Yapmayın, bunu artık babam bile biliyor. Biliyorsunuz değil mi? Tamam, Solitaire. İşte bu yine büyük bir devrim bizim kullanıcı arayüzleri tarafında. Tamam, mayın tarlası da öyle. Arkasında ne kadar basit bir algoritma olursa olsun bunu ön tarafta gösterebilmek, etkileşimi sağlayabilmek, bir de başardığın zaman bunlar hopluyor zıplıyor falan. Bunlar önemli şeylerdi. Teknoloji bir taraftan böyle gelişirken sonra ağlar olmaya başladı. Bilgisayarları birbirine bağlayabiliyor olduk. Bugün internet dediğimiz şey ortaya çıktı. Yine eskiden internet dediğimiz şey şöyle bir şeydi. Nasıl bir şeydi? Telefonla bağlanıyordun. Şöyle bir şey oluyordu. Seni dünyaya bağlıyorum diyordu. Bugün aslında biz dünyaya bağlandığımızı hissetmiyoruz değil mi? Bugün ne hissediyoruz? Bugün hissettiğimiz şey bu. Her yere bağlanıyorum. İnternete bağlandığım zaman dünya falan değil. Gerçekten NASA'nın uydusunun görüntüsünü takip edebiliyorum ben burada.
açtığı sürece, o bilgi açık olduğu sürece. Dolayısıyla biraz önceki görüntü kalktı. Peki biz yaşlıların hayatında ne nasıl değişti? Bu animasyonu görmüş müydünüz? 80'lerden günümüze ne nasıl değişti diye bir bakalım. Evet, hiçbir şey kalmadı değil mi? Şimdi bu gördüğünüz babamın çalışma masasıyla benim çalışma masam arasındaki fark. Benim bir de şöyle bir iddiam var. Siz mezun olduktan 3 yıl sonra üniversiteye yeni giren bir arkadaşınızla bundan daha fazla fark yaşıyor olacaksınız. Yani sizin kuşak farkınız çok daha hızlı artacak aranızdaki mesafe. O yüzden biraz daha iyi takip etmekte fayda var teknolojiyi. Nereden nereye gidiyor? Peki teknoloji, tasarım tarafında teknoloji bizi neye zorluyor? Aslında ikili bir yapıya zorluyor. Biraz daha düz bir tasarım mı yapacağız yoksa skeuomorfik dediğimiz üç boyutlu hayatımızı taklit eden tarzda tasarımlar mı yapacağız grafik arayüzleri gösterirken? Elbette bu da tamamen jenerasyonla ilgili bir şey. Mesela solda gördüğümüz iBooks diye bir şey değil mi? Yani gerçekten bir dolap var. Kitaplık, kitaplığın içinde kitaplar var. Onların gölgesi bile var. Benim gibi bir insan için harika. Ama siz bunları sevmiyorsunuz artık. Ya da şu kitap mesela. E-kitap eskiden böyleydi. Şimdi artık böyle değil. Bakın hesap makinesi. Bence siz bunların ikisine de yetişmişsinizdir yani hesap makinesi tarafında. Bu tasarımlar da değişiyor teknolojiyle birlikte. Buna geliyor artık. Bir arayüz bu. Bu kadar basit. Hiçbir şey yok. Saat var. Kaydır açayım telefonu. Bitti. Başka hiçbir şey yok. Eskiden ne kadar çok malzeme koyabilirseniz teknolojinin size el verdiği o kadar iyiydi o zaman. Şimdi ne kadar minimal olursanız o kadar iyi diye düşünüyoruz. Bağlamı artık nesnenin boyutuyla değil, hareketiyle vermeye çalışıyoruz tasarımda da. Bir takım hareketler var değil mi? Şu hareket. Bunu artık herkes biliyor. Annem biliyor bunu. Bir şeyi büyütüp küçültebileceğini. O yüzden de ne yapabiliyoruz? Bir takım dokunmatik ekranlı telefonlarda aslında hedef büyüklüğü, tıklama hedefi büyüklüğü bizim için önemli. O zaman büyütebilirim ben daha istediğim şeyi. Gölgesiyle, yansımasıyla uğraşacağıma nesnenin kendisini büyütürüm. Hareketle onun ne yaptığını anlatabilirim. Şimdi bugün geldiğimiz yerde biraz böyle görünüyor. Çok değişik boyutlarda, değişik işlevlerde, değişik marka ve modelde çok fazla cihaz var. Hatta bunun yanına neyi koyabiliyorum ben? Saati koyabiliyorum değil mi? Akıllı saatleri. Bakın aynı şeyi nasıl göstermişler. Burada yapılan bir başka hata var. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Luke Wroblewski diye bir araştırmacı var yine. O günlük hayatında insanların kullandığı cihazlar hangi saatlerde hangisini kullanıyor gibi bir çalışma yapmış. Çalışan insan için tabii böyle bir günlük oluşturmuş. Uyanıyorsun zaten telefonun alarmıyla uyandığın için direkt onunla başlıyorsun. Ondan sonra toplu taşıma araçlarındayken yine telefonunu kullanıyorsun ya da tabletini. İşe gidiyorsun, işte bilgisayar, telefon karışık kullanıyorsun. Yeniden toplu taşımayla eve dönüyorsun. Bu telefon ya da tablet. Eve geliyorsun bu sefer dijital bir takım oyunlar, eğlence araçları, televizyonlar. Onları kullanıyorsun. Okumak için tabletini kullanıyorsun. Uyumadan önce alarmı kuruyorsun. Aslında hayatının bütün aşamalarında bu cihazlar var.
Peki biz bu araçlar için içerik üreten ya da burada üretilen içeriği ya da platformların daha iyi, daha etkin, daha verimli, daha tatmin edici kullanılmasını sağlayan insanlar olarak şunu diyemeyiz o zaman. Ben sadece desktop bilgisayarlarla ilgili iş yaparım, telefon için iş yapmam. Sen kaybedersin. Kullanıcı çünkü hepsini kullanıyor insanlar. O yüzden de teknolojinin işte bu tarafını da takip etmeniz gerekiyor. Yine Luke Wroblewski'nin, şimdi sunuma koymadım ama Samsung'la dalga geçtiği bir slide'ı daha var. Samsung'un ürettiği bütün telefon ve tabletleri koymuş yan yana. Ve şey diyeyim, herhalde iki boy kalmış Samsung'un cihazı üretmediği. Ya bütün boylarda cihazı var böyle yüzlerce. Bunların boyutları da değişiyor. Boyut değişince ekran çözünürlüğü değişiyor. İçine sığdırabildiğiniz içerik değişiyor. O yüzden hepsine yönelik bilginiz olması gerekiyor iş yaparken. Bu cihazların kullanımıyla ilgili de aslında temelde iki farklı tutumumuz var bizim kullanıcılar olarak. Bir tanesi parçalı kullanım. Ya telefonda bir iş yapıyorum, ya bilgisayarda bir iş yapıyorum, ya da tablette. Bir de birbirini takip eden işleri bu cihazlarda entegre şekilde kullanabiliyorum. Nasıl yapabiliyorum? Ya telefonumu kumanda olarak kullanıp televizyonda oyun oynayabiliyorum. PlayStation'la ya da Wii ile şunla bunla. Ne oldu? Her iki cihazı birden birbiriyle entegre kullanıyor oldum. Birinde başladığım bir işi bir diğerinde devam ettirebiliyorum. Uçak biletimi alıyorum bilgisayardan. Biletim dijital olarak telefonuma geliyor. Havaalanına gidiyorum. Herhangi bir şey basmadan telefonumu okutuyorum, geçiyorum. Daha ileri aşamaları var mı? Var. Ödememi de telefondan yapıyorum değil mi? Apple Pay diye bir şey var. Yani ürünü oradan seçip mağazaya gidip rafta bulup satın alıp çıkabiliyorsun. Bu da güzel bir örnek. Neden güzel? Desktop'ta başlamışım bir işe. eBay'de bir şey satacağım. Yarım bırakmışım ama. Devam etmemişim. Mobil uygulamadan eBay'i açtığımda bana diyor ki buna devam etmek ister misin? O yarım kalan işe devam etmek ister misin? Bir sürü yükten beni kurtarıyor aslında. Bunun gibi bir takım akıllı çözümler geliştirmekte fayda var. Başka ortamlarda da işime yarıyor. Tabletten dizi izlemeye başladım. Bir yerde kapı çaldı. Misafir geldi, bir şey oldu falan filan. Tableti falan da unuttum. Ertesi gün işe giderken otobüste kaldığım yerden izlemeye devam etmek istiyorum. Yine aynı platforma giriş yaptığımda benim tam olarak nerede kaldığımı hatırlıyor. Ve ben başka bir cihazda bile olsam oradan izlemeye devam edebiliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ne var bunda? Ben kaldığım yeri bulurum. Size kaldığınız yeri buldurtanla sizin kaldığınız yeri hatırlayanlar arasında %70'lik bir tercih farkı oluyor. İnsanlar bunu tercih ediyorlar. Bu kadar basit şeyler bizim tercihlerimizi yönetebiliyor. Google'ın çıkardığı bir takım ürünler var. Ne yapıyor? Birbirine yansıtıyor aslında içeriği. Herhangi bir cihazdaki içeriği, yani şu anda bilgisayardaki içeriği tahtaya yansıttığım gibi telefonunuzdaki içeriği bir başka ortama yansıtmanıza yardımcı olacak bir takım araçlar var. İşlemleri her ikisinden de devam ettirme fırsatınız var. Chromecast'in böyle değişik cihazları var. Bakın bu platform ne yapıyor biliyor musunuz? Bu yine bir markaya ait bir aslında online platform. Satış da yapıyor buradan ama diyor ki istersen sen gidip mağazadan da alabilirsin. Beklemene gerek yok. Benim mağazalarımın nerede olduğunu bulabilirsin. Bu web sitesi üzerinden. İki, o bulduğun mağazada stok var mı? Onu kontrol edebilirsin. Hatta mağazaya gittiğin zaman hangi rafta, nerede, hangi koridorda bunu da bulabilirsin. Yani büyük bir şey düşünelim. Ne var öyle büyük? Bauhaus falan var mı büyük? Mesela Bauhaus gibi bir yer düşün. Sana burada şeyi söylüyor. Nerede? Hangi koridorda, hangi rafta, kaçıncı sırada? Onu bile söylüyor.
Bunun etkisinin çok fazla olduğunu görüyoruz tabii burada. Kaç tane kalmış? Şu kaç tane kalmış bilgisi o kadar çok işe yarıyor ki. Kullanıcıların sistemlere güven duymasının bile parametrelerinden biri bu. Stok gösterme meselesi. Stokta var mı yok mu? Biraz önce bahsettik Apple Pay ne işe yarıyor? Ürünü taratıyorsun. Onunla ilgili bilgilere de hemen ulaşabiliyorsun istersen. Yorumlar, işte puanlamalar, o tür bilgilere ulaşabildiğin gibi iTunes hesabına bağlı kredi kartı üzerinden doğrudan ödemeyi de yapıp kapıdan çıkıp gidebiliyorsun. Ama dedikten sonra eski düşük fiyatı görebiliyorsun. Evet. Mesela her seferinde bunu yapmakla uğraştırabilir belki. Bunu bildiğiniz için. Onun için mobil olmasına gerek yok. O desktop'ta da yapıyor onu. Evet. Yani uçak firmalarından şeyi o. Sahtekarlığı. Bunu kullanmadığını bilmediğimiz için. Kullanıcı bilmediği için yapıyorlar zaten. Şimdi bu standart üründe öyle bir şeyimiz yok. Öyle bir kaygımız yok. Yani Apple Store'da satılan her şeyin fiyatı belli. Uçak firması öyle yapıyor. Bazı tatil şeyleri de öyle yapıyor. O otel ya da tatil rezervasyonu yapacağınız yerler de öyle yapıyor. Sahtekarlık o, ticaret değil. Yani ona ben tek söyleyebileceğim o. Operatörler öyle yapıyor. Keşke alternatifi olsa da almasak. Yani bilet. Bir başka şey de şu. Bunu bu sefer mağaza çalışanları kullanıyorlar. Eğer mağazaya girdiğinizde açarsanız telefonunuzun ayarlarından onlar sizi bulabiliyorlar. Ne kadar süredir beklediğinizi de görüyorlar. İşte bu kadar kırmızı yakmamak lazım. Bu notification dediğimiz bildirim meselesi çok kritik. Onunla ilgili birkaç şey daha anlatacağım ileride ama bir ara bunu alışveriş merkezleri de kullanmaya çalıştı. İşte giriyorsun, pat diye bildirimler başlıyor. SMS üzerinden yapıyorlardı. Değil mi? %10 indirimi, %20 bilmem ne. Foursquare'de bizi tagle, sana şu kadar şey verelim, indirim verelim gibi bir sürü bildirimler geliyordu. Bildirim, bilmiyorum sizin hayatlarınızı nasıl etkiliyor ama genelde gördüğümüz şey şu araştırmalarda. İnsanlar nefret ediyorlar. Çünkü kişiselleştirilmiş bildirim gelmiyor. Nasıl anlatayım bunu? Yeri geldiğinde anlatayım ya da. Ama bunu da akıllıca kullanabilirsiniz. Çünkü biz artık sadece şeyden bahsetmiyoruz. Kullanıcı deneyimi derken dijital ortamların biraz daha dışına çıkıp fiziksel ve dijital ortamları entegre edebildiğimiz sistemlerden de bahsediyoruz. Ona da Customer Experience diyorlar, CX de diyorlar aslında bir taraftan. In-Store UX diye bir şey var. Ne yapıyor In-Store UX'te? Kapıdan giriyorsun, telefonunda işte ayarların açıksa başlıyor sana bir takım bir şeyler anlatmaya. Diyor ki mağazası zaten kişinin kendi mağazasına girmişsin. Bilmem neyde %20 indirim var diyor. Seni o indirimin olduğu yere yönlendirebiliyor. Yani şeyi söylüyor, şu rafta bilmem nerede falan diye. Onu alıyorsun, yine telefon üzerinden ödemeni yapıp hiçbir tezgahtar, satış sorumlusu, kasiyer görmeden mağazadan çıkıp gidebiliyorsun. Bunun böyle avantajları var. Bunu başka türlü nasıl kullanıyorlar? Pazarlamacılar tabii çok seviyor teknoloji kullanmayı. Pantolonlara bakıyorum ben. Benim cep telefonumun konumundan mağazada nerede olduğumu, o sırada neye bakmakta olduğumu anlayabiliyor. Kot pantolonlara baktığımı da anlıyor. Kazara ben kot pantolonun etiketini taratırsam da telefonumdan onu almak üzere olduğumu da anlıyor. Sonrasında bana şunu söylüyor yine hareket halindeyken. Diyor ki bak şurada da diyor sarı tişörtler var. O pantolonla çok iyi uyar. İşte bu içerikle uyumlu bir bildirim. Yani sevmeyebiliriz tamamen pazarlama. Uyumlu ama. Siz bunu pazarlama için değil başka bir şey için kullanabilirsiniz istiyorsanız. Önemli olan buradaki bilgi. Amazon tabii bu alanda oldukça saldırgan ve yenilikçi işler yapıyor. Amazon Dash var bir tane. Tek bir düğmeye basıp sipariş verebiliyorsunuz. Bir de Amazon Echo var. Echo da sesli. Konuşuyorsunuz, duyuyor. Hop anında Amazon'dan sipariş verilmiş oluyor. Echo ile ilgili güzel aslında istatistikler var. Yani toplam kullanıcıların %6'sı falan Echo'ya geçmiş
Amazon'da. Ciddi de bir şey yaratmaya başlamışlar. Echo üzerinden verilen siparişlerdi. Toplam sipariş hacmi içinde önemli bir yer almaya başlamış. Ben notlarımda vardı ama notları niyeyse niye göremiyorum. Tamam, şimdi görüyorum. Hemen size onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Echo'nun 1000'den fazla uygulama yeteneği bulunuyormuş şu anda. 1000'den fazla şey yapabiliyormuş. Echo'ya sahip olanlar öncesine göre Amazon'u %10 daha fazla kullanmaya başlamışlar. Yine satış pazarlama departmanları için bulunmaz bir şey. Bir de böyle araçlar var. Yine Amazon bizim hayatımıza kattığı. Bunlar markalar için üretilmiş şeyler. Atıyorum deterjan var. Bulaşık makinesi deterjanı. Onu bulaşık makinesinin üzerine yapıştırıyorsunuz. Deterjan bittiği zaman düğmesine basıyorsunuz ve anında sipariş geçiliyor. Bunun gibi markalar bu sefer kendileri için böyle dashler üretiyorlar. Çok değişik gelişmeler var. Mesela Leica şöyle bir şey üretmiş. Bir dijital kamera, herhangi bir ayar yok, ekran yok, hiçbir şey yok. Basıyorsun ve çekiyorsun. Her şeyi kendim yapacağım diyor. Sen bir şey yakma. Hayatımız biraz da şeye doğru gitmeye başlıyor teknolojiyle. Tek tuşla yapılabilecek işler, tek tuşla bir şeyi yapmak, tek bir hareketle yapmak. Yani Pebble Core var mesela gene, bu da şey, Spotify için iPod Shuffle gibi çalışıyor. Tek bir tuşla yine yönetebiliyorsun. Şöyle bir gözlük yapmışlar Snapchat için. Boşuna uğraşmayalım, hemen buradan Snap alalım diye yapmışlar. Peki, bu dokunmatik arayüzlerle ilgili yeni gelişmeler de var tabii. Şimdi uzaktan yapılabilecek bir iş. MIT Media Lab'in yaptığı, orada aslında fiziksel biri yok. Uzaktan başka bir sensörün önünde yaptığı bu hareket. Bu masanın üzerindeki arayüzde kendine yer buluyor. Şu aslında burada yapıyor bu hareketleri. El fenerini yakıp söndürebiliyor mesela. Bence güzel bir şey. Tangible interface deniyor bunlara da. Dokunabilir, dokunulabilir arayüzler. Bir de giyilebilir araçlar var. Birçoğunuz aşinasınız artık. Bu giyilebilir araçlar yine bizim etrafımızdaki fiziksel çevreyi ya da bilgisayar ortamındaki bir arayüzü gerçek hayattan yansıtabileceğimiz araçlara dönüşüyor. Şimdi 2017 yılında, şimdi 2017'de birçok şeye hazırlıklı olun diyorum ben size. Yeni araç gereje. Çünkü birçok startup gerekli finansmanı bulduğunda 2017'de üretime geçeceğini açıkladı ve o startupların mesela bir tane gözlük var, bunun gibi çirkin de görünmüyor. Yani herhangi bir şey takmışsınız gibi değil, gerçek bir gözlük takmışsınız gibi görünüyor ve özellikle mimarların ya da mimari şantiyelerde, inşaat şantiyelerinde çalışacakların çok işine yarayacak. Mimari planı sizin istediğiniz detaylarda fiziksel çevreye aktarıyor. Şahane değil mi? Elektrik tesisatını döşeyeceksem sadece o katmanı, o layer'ı açıyorum ve onu görüyorum. Başka bir şey yapacaksam o layer'ı açıyorum, onu görüyorum. Böyle çirkin de bir gözlük değil. Yine bir fantazi olarak kısa bir şey göstereceğim size. Bunu da görmüşsünüzdür herhalde, değil mi? Çok güzel olmaz mıydı? Şurada yapabilseydim bunu şimdi ben. Ekranda göstermek yerine sınıfta yapabilseydim. Çok güzel olurdu, değil mi? Bir takım başka sanal gerçeklik cihazları da var tabii giyilebilir teknolojiyle. Bunlar $20 falandı galiba Google Cardboard. Yani çok ucuz fiyatlardan çok daha pahalı fiyatlara kadar gidiyor. Cep telefonunuzla ya da diğer dijital araçlarınızla entegre kullanabiliyorsunuz. Şu anda çok
verimli kullanımı söz konusu mu? Değil ama mutlaka olacak. Şöyle olacak hem de. Mesela Bileynet, bu Japon bir startup. Bileğine, kendi elinizin bileğine, şeye, kolunuza taktığınız bir cihazla beyninizi kandırmaya çalışıyor. Yani şu anda onu takan kişi gerçekten öyle bir kuş olduğunu düşünüyor, görüyor, dokunabiliyor. Aslında yok. Dolayısıyla nereden nereye geldik? İlk gösterdiğim bilgisayarı hatırlıyor musunuz? Şimdi onun çalışım, bilgisayarların çalışması için şimdi bizim bir takım işlemcilerimiz var değil mi içinde? Ya da kayıt almak için şimdi ne yapıyoruz? Flash diskler falan kullanıyoruz. Bir önceki mesele DVD, CD. Onları hatırlıyorsunuzdur. Disket diye bir şey vardı. Onu da duymuşsunuzdur belki, anlatılmıştır. Ondan önce de kartlar vardı. Nasıl ki? İşte bir takım kartlar var, üzerinde delikler var. Bilgisayar gerçekten orada 1 ve 0'ları okuyor. Yani o neydi aslında? Dokunsal, tactile bir şeydi. Gerçekten tangible'dı, fiziksel bir şeydi. Biz yine o bilgisayara döndüreyim sizi. O bilgisayar böyleydi, onun hafıza kartları diyeyim. Buradan yine buraya döndük. Yine dokunabileceğimiz, hissedebileceğimiz ortamlara döndük. Bir taraftan sanallaştıralım derken. Nasıl döndük? Bakın böyle döndük. Değil mi? Bunlar artık var hayatımızda. Sağlık alanında ciddi gelişmeler var. Dijital ortamların sağlık tarafında kullanımında. Mesela şöyle bir sensörler var, hap gibi. Yutuyorsunuz, doktor kontrolünde bir uygulamayla size işte mide sağlığınızla ilgili bilgiler veriyor. Güzel değil mi? Çok da güzel. Robotlar var sağlık alanında kullanılan. Kendi kendine evi süpüren elektrikli süpürgeler var değil mi? Bu robot işte o süpürgenin üzerine yapılmış bir şey. Gerçekten aynı firma geliştiriciler için o süpürgeyi veriyor. Üzerine siz yapıyorsunuz. İşte üstüne bir ekran koyuyor. O ekran internete bağlanıp doktorla, hastayla ya da diğer işte bakım gerektiren insanlarla etkileşim halinde kullanılabiliyor. Üzerine taktığınız cihazlarla çok daha farklı şeyler de yapabiliyorsunuz. Bizim robotu göstereyim mi size? Biz yaptık. Bilgisayar mühendisliği bölümünden arkadaşlarla birlikte hikayesini anlatayım biraz. Parçalar değişik yerlerden geldi işte, Almanya, Singapur falan. Birleştirmek gerek. Nerede birleştireceksin? Bursa Otosanayi. Bunu dedik en iyi onlar bilir. Her türlü mekanik şeyi. Bakın bu da bizim robot. Çok yakışıklı değil mi? Peki, böyle çok çirkin görünüyor biliyorum. Bu sadece laboratuvarda bizim kendi kullanımımız için yaptığımız bir şeydi. O yüzden hiç başka bir şeyine özenilmedi. Ama yetenekleri neydi? Onu anlatayım. Mesela şurada bir tane kol var. Bu kol gidip herhangi bir yerden bir şeyi tutup alabiliyor, başka bir yere taşıyabiliyor, kapı açabiliyor. Kapı açabilmek çok önemli arkadaşlar. Çok zor bir şey. Medibot. Biz de yine sağlık sektörü için bir şeyler düşünmüştük. Bundan 3 tane yapmayı ve bu üçünün birbirinden öğrenmesi gibi bir planlarımız vardı. TÜBİTAK dedi ki siz nereden çıkarıyorsunuz, yapamazsınız öyle bir şey. Ama yaptık. Birini yaptık yani, evet. Geri kalanı için bütçe lazımdı. O da vermedi TÜBİTAK. Peki yetenekleri neydi? Dediğim gibi bir yerden bir yere eşya taşıyabiliyor. Ekran vasıtasıyla hasta, doktor, hasta bakıcı, her kim birbiriyle iletişim kurmak istiyorsa onu sağlayabiliyor. Bir odaya girdiğinde üzerindeki termal kamerayla hastayı hiç uyandırmadan ateşini ölçebiliyor. Dolayısıyla mesela hasta uyuyorsa ilaçları götürüyor, bırakıyor oraya ve çıkıyor. İşte hemşireye bir rapor gidiyor. Diyor ki bu hasta uyuyor, o yüzden ilaçları bıraktık, çıktık, uyandırmadık falan gibi. Bir takım böyle aslında bütün sağlık personelinin ve hastanın hayatını kolaylaştırabilecek işler yapma potansiyeli vardı. Duruyor şimdi laboratuvarda bir köşede. Bu da böyle. Ama ümidimizi kaybetmedik. Şimdi de başka şeyler yapıyoruz. Robot dursun orada biraz. Onun fikir biraz gelişiyor.
Kullanıcı deneyiminde şey de çok önemli değil mi? Ne kadar karmaşık yapacağım, ne kadar basit yapacağım. Ne kadar çok işlev koyacağım, ne kadar daha az koyacağım. İşlevsel mi olsun yoksa tasarım tarafı mı güçlü olsun? Yani işte bir bizim robota bak, bir öbürüne bak. Elbette geliştirmek istesen daha sonra onun üzerine de birilerinin çalışıyor olması gerekiyordu. Tabii biz temelde basit tutmak taraftarıyız. Çünkü kullanıcıların işlevsel çokluk, tasarım anlamında karışıklık ya da seçenek fazlalığıyla ilgili her biriyle ilgili bir dayanma limitleri var. Bu limitleri ölçüp ona göre iş yapabiliyor olmanız lazım. Mesela bu neymiş? Ne kadar çok seçenek verirsen bir süre sonra, belli bir eşikten sonra kullanıcıların ilgisi ve beğenisi azalmaya başlıyor. Bu da işlevlerin sayısı. Hocam bir soru sorabilirim. Buyurun. Bu gitgide bu kullanıma alıştığımız için düşecek bir şeydir, evrimidir. Yok, yani tam tersin. Her gelen nesil daha çok sıkılıp vazgeçecek. Yok, bu tarafa doğru uzuyor ne yazık ki. Daha çabuk sıkılmanın ötesinde şeye alışmıştım. Yani mesela nereden örnek vereyim? Mobil uygulamalarda ya da mobil sitelerdeki sayfa uzunluklarından bahsediyorduk eskiden. Şimdi sayfa uzunluğu demiyoruz değil mi? Ama infinite scroll var. Niye? Çünkü kullanıcı alışkanlığı şöyle gelişti. Acaba ben burada aradığımı bulamadım. Acaba aşağıda bir yerde var mıdır? Ben mi göremiyorum diye gelişti ve artık herkes öyle bakıyor. O yüzden şey de mesela işlev sayısındaki çokluk azalmıyor. Artıyor. Deneyimden dolayı sizin söylediğiniz şey var. Evet. Şey azalıyor. Odaklanma süresi azalıyor. Ama etkileşim sayısı artıyor. Garip değil mi? Artıyor. Evet. Şöyle devam edelim. Basit tut dedik. Şimdi kullanıcıyı da anlatıp ondan sonra ara vereceğim. Kullanıcımız kim peki? Asıl bizim yaptığımız işte tamam, teknoloji önemli. Teknoloji sürekli gelişiyor. Bu işin bir de ama sosyal bilimler tarafı var, psikoloji boyutu var. Bizim kullanıcımız kim? Önce sayılarla başlayalım. 2000-2015 karşılaştırması yapalım hemen. İşte 400 milyon internet kullanıcısından 3.2 milyar internet kullanıcısına geçmişiz. Bunlar eskiden olduğu gibi sadece gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de var. Nüfusun artık %45'ine yakınının internete bağlandığını biliyoruz, dünya nüfusunun. Bu çok önemli bir rakam, bu çok fazla bir rakam bence. 2014'teki rakam mesela şimdi 3.2 milyarken 2014 rakamı 2.9 milyar. Ya bir yılda 300 milyon kişi artıyor. Ciddi rakamlar bunlar. Şöyle bu kullanıcılar kim? 2015 yılı papalık seçimi. Şimdi hani Vatikan'da toplanıyorlar ya bir bazilikadan ne renk duman çıkacak diye bekliyorlar değil mi? Siyah mı çıktı, beyaz mı çıktı? Ona göre acaba kardinaller karar verdi mi, vermedi mi? 2015 yılındaki seçimde meydanda toplanan insanların görüntüsü bu. Bir de 2013 yılında yapıldı seçim. O da bu. 7 yılda. 7 yılda buradan buraya geldik. Aynı yer. Şimdi şöyle bir istatistik de var. Bunu da konuşalım. Telefonu kaç kere kontrol ediyoruz günde? Normal ortalama bir insan, siz değil. Belki siz bile bundan daha fazlasını yapıyorsunuzdur. Hatta psikolojik rahatsızlıklar var artık telefonla ilgili. Hayali titreşim sendromu diye bir şey var. Acaba benim telefon mu titredi, bir şey mi oldu falan diye. Aslında olmasa bile insanlar sürekli ceplerine, cüzdanlarına, bir yerlere bakıyorlar. Mesela bu yeni kullandığım telefonda bende sürekli bu var. Çünkü anlamıyorum. Yani gerçekten oldu mu, olmadı mı? Titredi mi, çaldı mı? Onu çok anlamıyorum. Biz şimdi 2015-2013 dedik. Ben sizi bir de 2016'ya getireyim. Nasıl bir görüntü tahmin ediyorsunuz? Ne olmuştur? Drone mu vardır? Yok, hala herkesin kullandığı araçlarda şöyle bir değişiklik var. Değil mi? Papayı çekiyordu. Hop. Şimdi kendisini çekiyor. O ortamın içinde olmak istiyor herkes. Seçim kampanyası bu. Değil mi? Herkesin
dönmesi çok komik ya. Evet. Kim bu kullanıcılar? Bakın günde 371 bin insan dünyaya geliyor. Cihaz satışları da burada gördüğünüz rakamlar. Yani toplam 1.1 milyon. iOS cihaz satılıyor günde. İşte yaklaşık olarak 3 milyon tane de Android benzeri cihaz satılıyor günde. Bu sadece cep telefonu. Yani doğan insan sayısının kaç katı oluyor? 15 katı falan telefon satılıyor dünyada. Öyle olunca insan evrime de eğer az çok gözlemleyebiliyorsak evrim de bizi bir yere doğru sürüklüyor. Nasıl bir yere sürüklüyor? Google'ın renkleriyle yapılmış şöyle bir yere sürüklüyor bizi. Değil mi? Facebook'un logosu. Şuraya götürüyor bak. Buraya doğru gidiyoruz. Pokemon Go. Oynadınız mı ya? Vallahi. Şimdi yine o Luke Wroblewski'den bahsetmiştim ya, o şöyle bir araştırma yapmış. 10 milyon kullanıcıya ulaşmak için hangi sosyal mecra ne kadar zamana ihtiyaç duydu? Ne kadar zamanda 10 milyon kullanıcıya ulaştı diye bir şey çıkıyor. Görüyor musunuz? 2 günde Pokemon Go 10 milyon kişiye ulaşmış. Facebook için bu 852 gün sürmüş. Yani en uçları size söylüyorum işte. Twitter için 780 gün sürmüş. Yani yaklaşık 2 yıl sürmüş 10 milyon kullanıcıya ulaşmak. Angry Birds için 10 gün sürmüş. Angry Birds Space için. Onu oynadınız mı? Değil mi? Angry Birds ile ilgili bir şey söyleyeyim. Angry Birds'un ilk orijinali 80 küsürüncü denemede ancak bitirebilmiş firma. Yani öncesinde bir 80 versiyon hiç görmediğimiz var. Başarısız olan var. Biraz bu başarısızlık hikayeleri benim çok ilgimi çekiyor da o yüzden sizle paylaşmak istiyorum. Genelde de tanıştığım insanlara bir şey geliştiriyorlarsa onu soruyorum. Ne kadar başarısız oldun? Ne kadar başarısız oldun çok önemli. Çünkü ne kadar denedin? Ne kadar vazgeçmedin? Benim için çok önemli. Ben genelde çağırdığımda başarısızlık hikayelerini de anlatmalarını istiyorum bana. Genelde yanlış anlaşılıyor tabii böyle. Ben mesela burada başarısızlıklarımı anlatsam o zaman da şey diyor karşı taraf. Sen de hiçbir şey yapamamışsın. Öyle bir tasarımcı arkadaş çağırdık da. İşte anlatıyor. Coca-Cola'ya şunu önerdik. İşte onu yapmadılar. Sonra bunu önerdim. Bunu da yapmadılar. Bunu da yapmadılar. Sonra şunu yaptılar ama bu da hiç güzel olmadı. İşte bilmem kime bunu önerdim falan. İzleyen arkadaşlar şey dedi. Ya bunun hiçbir yaptığını beğenmemişler. Bunu niye çağırdık ki? Onu çağırdık çünkü logoyu ona yaptırmışlar zaten. Hani aslında başarılı. Şöyle tabelalar var. Pokemon avcıları var, dikkat diyor. Hatta şuna bakalım. Kullanma süreleri bu da. Günlük kullanma süreleri. Yine bütün hepsini geçiyor. Çinliler tabii bu mobil kullanım alışkanlıkları ile ilgili, Çinliler değişik insanlar. Şöyle de bir şey yapmışlar. Fiziksel çevre etkilerinden bahsetmek için bunu da gösteriyorum. Bunu gördünüz mü? Cep telefonu ile yürümeyi bulun. Yani kaldırımda bir normal yürüyebilirsiniz ama cep telefonunu kullanarak yürüyecekseniz işte şu çizgilerin arasında yürüyeceksiniz. Burada cep telefonu yasak. Yani her şeyi yasaklamak yerine bir takım ara çözümler de bulmaya çalışıyorlar. Bisiklet yolları gibi. Türkiye'de biraz bazı şeyler hayal gibi geliyor ama dünyada var. Çin niye önemli? Hem kendi ağları var hem nüfus çok fazla. Çin'de 817 milyon mobil kullanıcı varmış. Bu 817 milyonun 189 milyonu da 4G kullanıyormuş. Bu çok hızlı bir şey. Ve gittikçe de artıyor. Bütün dünyada Çin'e bakmaya çalışıyor şu anda. Ne oluyor orada diye. Oraya bakabilirsiniz siz de. Dünyanın değişik yerlerinden Türkiye'de dahil bir takım kullanıcı profilleri göstereceğim. Niye böyle bir şey göstermek istiyorum? Sizin herhangi bir yer için geliştirdiğiniz çözüm bir başka yerde işe yaramıyor.
En basit örnek, eBay'de şey vardı değil mi? Açık arttırma diye bir şey vardı. Bizim gitti gidiyordu da vardı ya. Bir yere bir ürün koyuyorsun. Diyorsun ki ben bunu açık arttırmaya sokuyorum burada. En yüksek fiyatı veren alır. Buna hemen adapte olup kullanmaya başladık. Çünkü hani bir kulak dolgunluğu bile vardı bizde, katılmamış olsak da açık arttırmaya. Aynı şeyi Çin'de deniyorlar. Bir türlü tutmuyor. Herkes daha düşük fiyat veriyor. Yükseltmesi gerekirken. Bu gerçek hikaye bu arada. Niye? Çünkü Çin kültüründe de pazarlık diye bir şey var. Açık arttırma duymamış ki. O pazarlık yaparak fiyatı indirmeye çalışıyor. Ondan sonra tabii ne oluyor? Etnograflar, antropologlar gidiyor, araştırma yapıyorlar. Aa, niye olmuyor? Burada niye işe yaramıyor? Bütün dünyada işe yaradı da. Onu görüyorlar. Kullanıcıların bulduğu akıllı çözümler. Kullanıcıyı tanımak önemli derken. Başka ne var? Dil bariyeri var önümüzde değil mi? Çin örneğini verdik mesela. İşte Çin bile kendi içinde en yaygın 3 tane dil kullanıyor. Yukarıdan aşağı var, soldan sağa var. Değişik alfabeleri ve yazım şekilleri var. Başka ne var? İşte bizim Arap ülkeleri ya da İsrail sağdan sola yazıyor. İbranice'de. Bunları bilmek gerekir. Artık yazı bile çok önemini kaybetti. Ne yapıyorsun? Benim söylediklerimi yazıyla bir yere aktarmak yerine ki biz eskiden biz olsak öyle yapardık. Bütün bunları deşifre edip bir yere yazardık. Sen şimdi video ile anlatıyorsun. Video bile çok zaman alıyor. Artık dertlerimi öyle anlatmak istemiyorum. Ne yapıyorum? Emojiler kullanıyorum değil mi? Ve emojilerle ilgili sonra kavga çıkıyor. Diyor ki bu hepsi beyaz insanı anlatıyor, bizi anlatmıyor, bizim ırklarımızı. Irkçı bir şeydir bu deniyor. Hop hemen peşine renkleri değişiyor. Yok mu? Var canım. Hangi sarı adam? Bayağı sarı bir adam var emojiler arasında. Başka rengi yok. Yok mu? Dediğim gibi diller var. Sadece farklı dil olması önemli değil ki. Farklı saat dilimleri var. Farklı ölçü birimleri var. İşte inç ve metrik sistem arasında ciddi farklar var. Öyle problemler var. İşte saatler kullanıyoruz. Ne diyoruz? Beğen, beğenme. Ya da tamam. Türkiye'de nasıl peki durum? Türkiye'de bu 2016 Nisan istatistikleri olması lazım. 16-74 yaş grubu arasının %54'ü internete erişebiliyor. Bilgisayar kullanıyor. En azından. Burada tabii şimdi bu tabloda görünmüyor ama kadın erkek arasında %10'luk bir fark var. İşte erkekler %60-70'e varırken kadınlar da hala %50'ler seviyesinde bilgisayar ve internet kullanımı. Dünya ortalaması neredeyse yarı yarıya. %50-50 gibi. Orada ciddi farklar yok. Peki bu internet 2016 yılının internet kullanıcılarına bir anket yapılıyor ve deniyor ki ne için kullanıyorsun interneti? %82'si interneti sosyal medya üzerinden profil oluşturma, mesaj gönderme, içeriye bakma için kullandığını söylüyor. Çok iyi rakam değil mi? %82. Tabii çoklu cevap verebildikleri bir şey ortam bu. Diyor ki %74 oranında da paylaşım sitelerinden video izliyormuş insanlar. Ondan sonra işte %70 ile online haber okuma falan gibi bir takım bilgiler var. Öyle devam ediyor. Ama genel olarak aslında ben ne yapıyorum mu paylaşmak, başkaları ne yapmışı görmek üzere kullanıyoruz. Belli ki. Hemen. Buraya koymamışım da şeyde sonunda slide'ın kaynakça var. Oradan bakarız. Büyük ihtimalle. Şimdi bizim Türk kullanıcısının bir takım işler için geliştirdiği enteresan çözümler var. Belki siz de yapmışsınızdır bazılarını. Kimin için uygulama tasarladığınız ya da içerik ürettiğinizi bilin diye gösteriyorum. Mesela bu abi. Aşağıya gömlek düşmüş komşunun balkonuna. İnip söylemektense elektrik ondan mı diyorsun? Ben buna itiraz etmeyip başka Türkler göstereceğim sana.
Toplumsal olaylarda kendini gazdan koruyan bir abi. Peki. Güvenlik önlemi mi? İş güvenliği bu işte. Ne yapayım yağmur yağıyorsa? Değil mi? Bağlamından kopuk çok işte oluyor bizde. Bakın. Bir tane daha. Şu da benim favorim ya. Böyle her yıl duyarsınız. Şimdi yılbaşı gene yaklaşıyor işte. Noel Baba gibi giydirilmiş birilerini birileri kovalıyor ya. Bizim bayramımız değildir falan. Ya eğleniyor işte insanlar. Karışma. Ondan sonra da şey yapıyorlar. Dayak yememek için büyük ihtimalle bu arkadaş ya davul çalıyor ya halay başı oluyor. Geçen sene halay başı vardı. Yaratıcı çözümlere bir başkası da şu. Berberde, değil mi? Kuaförde telefonu kullanmak istiyor. Berber önlüğünün bir bölümünü şeffaf yapıyorsun. Başka neler var? İşte roaming ücretleri çok fazla. Yurt dışına gideceğim, bir yerden bir yere gitmek istiyorum. Adres bulmak falan çok büyük dert. Telefonumu uluslararası dolaşıma da açmak istemiyorum. O zaman ne yapıyorum? Ön planlama. Bunu yapıyorum. Oturuyorum önce evde, açıyorum haritaları. Nereye gideceksem fotoğrafını çekiyorum. Sonra gittiğim yerde fotoğraflar arasında dolaşıyorum. Başka neler yapılıyor? Bir takım kurumlar var. Mesela sürekli sizi arayıp bir şey satmaya çalışıyor. Değil mi? Bazen telefonun karıştırıyorsun, acaba o muydu, başkası mı arıyor falan diye. Yine açıyorsun, yine yakalanıyorsun. Ona yakalanmamak için bakın nasıl kaydetmiş. Greenpeace'in numarasını. Wireless ağları üzerinden haberleşmeye kadar geçmiş. Ben benim oturduğum bölgede bundan çok görüyorum. Yani buna benzer şeyi çok görüyorum. Futbol takımı. Yani o gün maç olduysa, birisi gol atamadıysa falan, bütün şeyler değişiyor. Wireless isimleri değişiyor. Öyle şeyler oluyor. Şu da canı sıkılmış bir developer'ın yaptığı bir şarkı. Böyle bir şarkı var, bilmiyorum haberdar mısınız? Bayağı canı sıkılmış ya da parasını alamamış da olabilir. Yardım bölümünü böyle yapmış. Bunlar kullanıcılarımız. Başka neler var? Çeşitlilik var dedik, değil mi? Kullanıcılarımız yaşlanıyor. Ya da yaşlı kullanıcılarımız oluşuyor bizim. Şunu görmüş müydünüz? Bu gerçek görüntü yani. Çekim arasında oturmuş, işte maillerini kontrol ediyor. Gandalf. Ya da şu. Kumandasına şunu yapmak istemeyen oldu mu hiç? Herkes bunu yapmak istiyor değil mi kumandasına? Çünkü hiç işimize yaramayan bir sürü tuş var. Dedene bunu yapıp veriyorsun işte. Tamam al diyorsun, bu televizyon, bu DVD. Bu tuşlara bas, başkasına basma. Size bir de büyük anne telefonu göstereyim. iPhone aslında. He? O kadarını becerebiliyor demek ki. Bakın geri kalan her şeyi toplamış klasörün içine ve şey demiyor, dokunma. Bunlara dokunma. O da bir başka sayfada tabii. Çünkü temelde öyle kullanıyor. Kullanıcıyı tanımak bu yüzden önemli. Şifre belirleme, bu da dedenin meselesi. Yeni şifre maşallah. Rakam da içersin deyince 41 kere maşallah. Bir de gençleşiyor bir taraftan da kullanıcılarımız. Bebekler de kullanıyor değil mi? 2 yaşın altındaki bebeklerin %38'i bir dijital ortam kullanmış. Amerika istatistiği. Psikologlar şey diyorlar, işte çocuklarınıza 2 saatten fazla günde şeyi kullandırtmayın. Dijital medya kullandırtmayın diyor mesela. Amerika Pediatri Derneği. Ama kullandırtıyoruz. Niye? Çünkü pacifier diyor aslında. Emzik içinde pacifier diyor İngilizler, Amerikalılar. Yani pasifleştirici araç. Emzik vermek yerine çocuğun önüne iPad veriyorsun. Bunu gittiğiniz kafede, restoranda bolca görürsünüz. Ortalıkta dolaşan, yaygara koparan bir çocuğu 5 saat boyunca pasifize etmek için bir yöntem olarak kullanılıyor. Bence başka yöntem bulunması da önemli.
Tabii bizdeki çocuklar böyle de değil. Nasıl bizdeki çocuklar? Bizdekini pasifize etmek için belki ihtiyaç duyulabilir. Çünkü bizdeki çocuk bu. Değil mi? Bizdekiler böyle. Yani niye soyundun, niye oraya çıktın? Hiçbir şeyi yok yani orada. Geri nasıl dönecek onu da bilmiyor. Peki sadece şey mi? Sadece insanlar mı var? Yok. iPad oynayan hayvanlar gördünüz mü? Hı? Fare yakalıyor. Ne oynatıyorsunuz? Şimdi işte bunun gibi insanlar fark etmişler. Evet, bir takım başka canlılar da, kertenkeleler, kurbağalar, bilmem neler de oynuyormuş falan diye. Norman Nielsen grup var işte. Nielsen 2013'te diyor ki, Mobile Usability for Cats diye bir şey yaptım ben diyor. Kedilerle deney yaptım, kullanılabilirlik testleri yaptım diyor. Bunu da yayınlıyor. Bütün dünyada tabii herkes aha ne oldu falan diye okuyor. Buna referans verenler oluyor. Fakat ortaya şu çıkıyor sonra. Nielsen bunu 1 Nisan günü yayınlıyor. 1 Nisan şakası olarak yayınladığı bir şey. Ama gerçekten makale gibi yazmış. Bütün dünyada olay oluyor. Böyle bir şey yok tabii. Yani öyle bir kullanıcı deneyimi araştırması yok. Bir de engellilerimiz var. Şimdi engelliler çok göz ardı ediliyor. Sebebi de şu, çünkü göremiyorsunuz. Görememizin nedeni fiziksel çevre de onlara göre organize edilmemiş. Ama dijital ortamı engelliler için geliştirebiliyor olmak ya da onların da kullanımına uygun hale getirebiliyor olmak çok kolay. Üstelik de o insanlar kendilerine dünyaya açılış kapısı olarak bunu kullanabiliyorlar. Çünkü işte bu kapıdan çıktığında en fazla kampüsün dışına kadar çıkabilir. Sonra orada tek başına, otonom olarak hayatını sürdürmesi çok zor sonrasında. Kampüs içi belki öyle organize edilmiş olabilir. O yüzden dijital ortamda engelliler bizim için çok önemli. Dünyada 1.3 milyar nüfus var. Ailelerle birlikte 2.2 milyarı buluyor. Ve bunların oluşturduğu ekonomik değer, yıllık harcama gücü 8 trilyon dolar gibi bir para. Bu İngiltere'de yapılmış bir araştırma. Şimdi Türkiye'deki engelli nüfus azımsanacak gibi değil. Nüfusun %10-12'si arasının değişik engellere sahip olduğu biliniyor. Bunlar TÜİK rakamları. Dolayısıyla yaptığınız işte bu %10-12'yi göz ardı etmeyin. Niye göz ardı etmeyin? Bir, genelde insanlar da bu engelli meselesine sosyal sorumluluk projesi gibi bakıyor. Öyle bir şey yok. Bir kere zaten devletsen bunu yapmak zorundasın. Ticari bir işletmeysen hem daha sadık müşteri oluyor engelliler eğer kullanabildikleri bir ortam bulurlarsa. İkincisi, aile içindeki satın alma kararlarında diğer insanlardan daha etkili oluyorlar. Yani onları ikna ettiğiniz zaman daha çok şey satma ihtimaliniz var. Eğer bir şey satıyorsanız, devletsen yap, üniversiteysen yapmak zorundasın zaten böyle şeyleri. Kamusal bir iş yapıyorsan. Onlar tabii farklı cihazlar da kullanılıyorlar ya da bizim kullandığımız cihazlarla entegre olmuş bir takım başka fiziksel cihazlar ya da uygulamalar kullanıyorlar. Cinsiyet vurgusu önemli. Birçok insan artık bu formları doldurmak istemiyor dünyada. Bay, bayan, diğer var mesela bir de. Bazen diğer yazıyorlar. Bazıları belirtmek istemiyorum gibi bir seçenek koyuyor. Facebook bir ara 20 küsür tane seçenek vardı. Yani transgenderler bile kendi içinde ayrılıyor. Yani bütün hassasiyetleri göz önüne alarak orada bir cinsiyet şeyi yapmışlar. Bu platform mesela şöyle bir şey yapmış. MX demiş. X yani belli değil. Herhangi bir şey olabilir. Hop. Tamam. Burada ara verebiliyor muyum? Şimdi bu kullanıcı deneyimi araştırmalarıyla veya burada kullandığımız geliştirme yöntemleriyle neye ulaşmaya çalışıyoruz? Yani asıl amaç ne? Buna bir cevap verebilmek için aslında kullandığımız dijital ortamları oluşturan kişilerin, kurumların amaçlarına bakmak gerekiyor. Çoğunluğu ticari. O yüzden amaçları daha çok satmak. Kamusal
ortamların amacı da etkinliğini artırmak, kullanıcı sayısını artırmak gibi. Buradaki amaçlar çeşitlendirilebilir, arttırılabilir. Peki bu amaca hizmet etmek için kullanıcı deneyimini nasıl kullanıyoruz? Bir kere şuna bakalım. Şöyle bir araştırma yapılmış. Deniyor ki 4 trilyon dolar değerinde satın alma gerçekleşmemiş 2015'te. Sepete attığı halde almamış insanlar. Ve bunun da %63'ü önlenebilirmiş aslında. Yani o insanlar almaya teşvik edilip o satın almayı gerçekleştirebilir durumdaymış. Fakat bunu yapmamışlar. Başka bir takım değerler var. Bütün dünya genelinde %74 satın alma davranışından vazgeçiyor. Sistemin içine bir yere girdiği halde. Nedenleri sorulmuş. Neden bundan vazgeçiyorsunuz diye. Genelde e-ticaret üzerinden baktık buna da. %61'i diyor ki tam son ana geldiğimde bana ekstra bir şey çıkardılar. Vergi çıktı, yok nakliye ücreti çıktı, bir şey daha çıktı. Ya da işte benden hesap oluşturmamı istedi. Şimdi birçok aslında e-ticaret platformunda şeyi görüyorsunuz değil mi? Misafir olarak devam et. Üye olmadan devam et gibi seçenekler görüyorsunuz. Çünkü onun sebebi burada yatıyor işte. %35 burada terk ediyor. Eğer üye olmaya zorlarsanız insanları. Bunun gibi bir takım başka değerler de var burada. Burada gördüğünüz listeden 2 ya da 3 tanesi aslında sistemin düzgün çalışmaması ya da kendi kararından vazgeçmesi üzerine. Geri kalan nedenlerin hepsi aslında kullanıcı deneyimindeki bir takım problemlerden kaynaklanıyor ve bunlar önlenebilir şeyler. Düzgün araştırmayla ve geliştirmeyle bunları önleyebilirsiniz. Şöyle rakamlar ortaya çıkıyor. 6 kat arttırabiliyorsunuz aslında satın almayı. Düzgün bir deneyim tasarlarsanız. İnsanların bir siteyi bir başkasına önermesi zaten satın alma davranışını etkiliyor. Yani arkadaşınızdan duyduğunuz bir siteden satın almanız çok daha kolay ve hızlı oluyor. Bu önerme mekanizmasını 12 kat arttırabiliyor iyi bir deneyim. Sistemde bir hata oluştuğu zaman da 5 katı daha affedici oluyor kullanıcılar. Eğer siz deneyimi gerçekten düzgün tasarlarsanız. Genelde bu satın alma yolculuğu şöyle gösteriliyor. İşte bir grup, bir kitle var. O kitle bizim web sitemize geliyor. Buyurdu, hoş geldi. Ondan sonra biz ona bir takım araçlar, ürünler, bir şeyler gösteriyoruz. Sonra da onlar müşteriye dönüşüyor, kullanıcılar. Bu tabii ideal bir yol. Gerçek hayatta şöyle oluyor bakın. Büyükçe bir kitle var. Onun çok küçük bir bölümü müşteriye dönüşüyor. Nasıl olduğunu bir de rakamlarla bakalım şurada. 1000 kişi geldiğini düşünelim kategori sayfanıza. Kategori sayfasındaki 1000 kişiden 600'ü ürün sayfasına geçiyor. 600'ün 137'si sepete gidiyor. Sepete gidenlerden 72 tanesi checkout'a yani satın alma sürecine gidiyor. 72 taneden sadece 22 tanesi satın alıyor. 1000'de 22. Yani %2.2 değil mi? Buna conversion diyoruz işte. Dönüşüm oranı diyoruz. Benim sisteme gelen kişiden kaç tanesi satın almaya gidiyor. Burada bir tane bir şey eksik. İade eksik mesela burada. Belki bunların bir bölümü de iade ediyor ürünü. Onu bilmiyoruz. Şimdi bu %2.2 dönüşüm oranı. Size bir şey söyleyeyim mi? Bana deseler ki bir iş kuracaksın, dönüşüm oranı %2.2 olacak. Bütün mal varlığımı satıp girerim. Bu çok ideal bir rakam yine. Çok güzel bir rakam. Herkes buna ulaşmaya çalışıyor. Bunu biraz şöyle düşünelim. Şu istatistiği de verin, biraz başka rakamlarla konuşalım. Bunlar da cihaz türüne göre geri dönüşüm oranları. İşte masaüstünün oranı gittikçe artıyor. İşte mobil artıyor, tablet artıyor. Tablet azalıyor, pardon. Gittikçe azalıyor çünkü insanlar mobilde daha çok iş yapmaya başlıyorlar. Şu mobildeki binde 5,6'dan binde 7,1'e gelmiş. Yaklaşık %2 artmış değil mi bir yılda? Evet, %2 diyorum, binde 2 artmış. Şimdi bu binde 2'yi bir yorumlayalım mı sizle? Ben bir e-ticaret sitesiyim. Aylık ziyaretçi sayım 10 milyon. Ortalama sepet değerim 100 lira.
Şimdi artışı hesap, sadece artışı hesaplayalım. 10 milyon. Ben binde 2 arttırdım sadece. Yani 10 milyon gelen kişiden 20 bin tanesi daha satın almaya başladı. Ve ortalama sepet değerim de 100 lira olduğu için aylık benim ciromdaki değişim 2 milyon lira oldu bir anda. Ki bundan çok daha yüksek Türkiye'deki e-ticaret platformlarının şeyi. Kullanıcı sayıları ya da ziyaret sayıları çok daha yüksek. Üstelik de herhangi bir mobil ortamı 0.56'dan 0.71'e çıkarmak uzmanlarla çalışıyorsanız 3 aylık bir iş. Ben yapabilirim mesela 3 ayda oradan oraya sizi çıkarabilirim benim söylediğimi yaparsanız. Biraz maliyeti var ama. Kurun, belli bir ziyaretçi sayınız da olsun. Ondan sonra konuşalım. Olur olur. Ya bence hiç çekinmeyin. Kendi kişisel yakın çevremden böyle bir sürü arkadaşım var. Bir sürü girişimde bulundular ve şu anda tuturdu. Orada biraz ısrarcı olmak önemli. 5 yıl, 6 yıl kimse size dönüp şey demiyor. Böyle bir şey mi var demiyor. 6. yılın sonunda bir bakıyorsun. Biri geliyor diyor ki hadi ben bu şirketin %10'u karşılığında sana 5 milyon lira vereyim diyor. Veriyor. Böyle insanlar var. Ha? Fikrin ve şey etkinliğinin önemi var tabii. Bu söylediğim örnek düğün.com. Değil mi? Emek orayı kurduğunda tek başınaydı. Bir de yazılımcı vardı sonra. Sonra bir tane de müşteri temsilcisi dolaşmaya başladı. Sonra 5 kişi oldu. 6-7 kişiyle 5 sene devam etti. Sonra bir yatırım aldı. Şimdi 70 küsür kişiler. Buna benzer örnek Türkiye'de çok. Siz de yapabilirsiniz. Önemli olan fikriniz ne? Onu nasıl geliştiriyorsunuz? Peki bizim müşteri şeyimiz nasıldı önceden? İşte böyleydi. Birçok şey var. Müşterinin kafasında nasıl bir şey vardı? Bir sürü marka var. İşte ben onların arasından bir şey seçeceğim. Daha az markaya indireceğim. Ondan sonra oradan bir ürüne doğru gideceğim. Ondan sonra da onu satın alacağım. Bütün sistemler de buna göre organize olmuştu. Oysa artık 2010'dan sonra biz loyalty, yani sadakat dönemini konuşuyoruz. Artık kullanıcılar belli bir platforma sadık müşteri olmak istiyorlar. O ilişkiyi geliştirmek istiyorlar. Bunu sağlamak işte biraz daha zor. Çünkü bunu sağlamak için bir kere çok iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor olmanız lazım. Sadece işlevsellikten öte insanların duygusal olarak da burasıyla bağ kurabiliyor olması gerekiyor. Yine de dönüşüm oranları böyle olduğunda ortalama dönüşüm gene %2 olabiliyor. Yani %2 iyi bir rakam. Onu aklınızdan çıkar. Bazen çünkü şöyle rakamlar duyuyorsunuz. Deniyor ki biz işte %80 arttırdık dönüşümü. Çok güzel. Nasıl arttırdın? Neredeydi de %80 arttırdın? Yani 0.2 idi, biz 0.3,5 yaptık falan. Böyle bir şey mi? Yani nereden nereye getirdiği önemli. Rakamlar çok yanıltıcı olabiliyor. Bazen siz bu işleri yönetiyor olacaksınız çünkü. Orada uyanık olmakta fayda var. Peki. Burada yaptığınız yatırımsa return on investment'ı %85. Yani yaptığınız yatırımın %85 fazlasını elde etmek mümkün burada. 1-10-100 kuralı vardır aslında. Hangi aşamada yatırım yaptığınıza göre değişir. Daha projeye başlamışken fikir aşamasında yatırdığınız eğer 1 dolar yatırmazsan tasarım aşamasına geçtiğinde 10 dolar yatırman gerekir. O zaman da eğer araştırmaya para yatırmazsan ürün ortaya çıktıktan sonra bu sefer 100 dolar yatırman gerekir. Böyle bir oran var. O yüzden daha fikir aşamasındayken kullanıcı araştırmalarına vakit ayırmakta fayda var. Bu gördüğünüz dokümanı oluşturmak gerekiyor işte. Bu bizim kullanıcı deneyimi haritası dediğimiz bir şey. Bu matriste gördüğümüz şeyler aslında yatayda gördüğümüz şey süreç. Baştan sona bu bir e-ticaret platformunun
süreci nasıl çalışıyor? Bir kere önce planlıyorum ben. Böyle bir, ben işte ayakkabı almak istiyorum, bir şey almak istiyorum diye bir planla başlıyor. Sonra ne almam gerekir falan diye bazen etrafıma soruyorum, blogda okuyorum, bir yerlere bakıyorum. Yani bir araştırma sürecim var. Ondan sonra karar verme sürecine geçiyorum. Karar verme sürecinde de işte arama deneyimi var. Arama bulma mekanizmaları devreye giriyor. Ondan sonra sipariş veriyorum. Sipariş bana ulaşıyor. Bazen iade ediyorum. İade ettikten sonra da paramı geri almaya çalışıyorum. Böyle bir süreç var. Bu süreç içinde bir de aşamalar var. Aşamalar ne? Ne yapıyor? Kullanıcınız ne yapıyor? Ne düşünüyor? Ne hissediyor? Ve nasıl bir deneyim yaşıyor? Bunu da matrisin içine oturtuyorsunuz. Gördüğünüz gibi yapma kısmında bu sefer farklı mecralar devreye giriyor. Ya da farklı teknolojiler de devreye girebiliyor. Bunların her birinden bir diğerine de geçiş olabiliyor. Bütün bunları ortaya çıkarıyorsunuz. Bunu ortaya çıkarmak için yapacağınız tek şey araştırma. Niteliksel ya da niceliksel araştırma yapabilirsiniz. Ben, şimdi bunun bir de fanatikleri oluyor böyle. Hani şey, telefonlarda falan da var ya işte, iPhone mu Android mi? Ya bana ne, o firmaların derdi. Beni kullanıcı olarak ilgilendirmiyor ki. Beni ilgilendiren derdimi çözüyor olması. Araştırmacı olarak da beni hele hiç ilgilendirmez. Niteliksel mi, niceliksel mi? İkisini de yaparım. Ben düzgün sonuca ulaşmaya çalışıyorum çünkü. Bütün yöntemleri deneyerek sonuca ulaşabiliyorsunuz. O yöntemlere biz bugün girmeyeceğiz. Tabii o çok ayrı bir konu. Şuraya geçelim. Firmalara sormuşlar yine, dünya çapında bilinen firmalara sormuşlar. Bu biraz önce size gösterdiğim dokümanın dünyada kendisi için oluşturmuş firma oranı, bu şeyden bahsediyorum, e-ticaretteki firmaların oranı %17. Biz benzer bir çalışmayı Türkiye'de bir firma için yaptık. Onu bir strateji dokümanına dönüştürdük. Şimdi o burada kısa görünüyor değil mi? Bizim yaptığımız ticaret, yani gitti gidiyor için yaptık. Bastığımızda 3,5 metreydi. O öyle bir doküman oluyor ve şunu belirlemenize yardımcı oluyor. Zayıf yönleriniz ne? Rakiplerle aranızda. Güçlü olduğunuz yönlerle, insanların beğendiği beğenmediği yönlerinizle. Dolayısıyla size bir strateji dokümanı olarak karşınıza çıkıyor bu. Bütün iş planını, 2017'nin iş planını o doküman üzerine kurabilirsin. Diyebilirsin ki bak, rakip şurada güçlü, biz orada güçlü olmak için 2 sene çalışmamız gerekir tam performansla. Onun yerine şurada hiç kimse bir şey yapmamış, bunu 6 ayda yapabiliriz ve herkesin önüne geçebiliriz. O sırada da 2 yılda yapacağımız diğer şeyi 3 yıla yayabiliriz. Gibi bir takım stratejiler belirleme fırsatınız oluyor öyle bir dokümanınız olursa. Görüyorsunuz dünyada da zaten bir başka araştırma %5 olarak gösteriyor. Tam aktif biçimde kullanıcı deneyimi yolculuğu yapan firmaların sayısını. Şimdi bu niye önemli biliyor musunuz? Bunu yaptığınızda bir takım geliştirmelerde önce olabiliyorsunuz. Şöyle bir istatistik de göstereceğim, o yüzden bunu söylüyorum. Müşteri deneyiminde önce olanlar ve takipçi olanlar. Çünkü bir yerlerde çalışmaya başladığınızda şunu göreceksiniz. Rakip ne yapmış? Aa bak, onlar şuraya bilmem ne yapmışlar. Hadi biz de yapalım. Şimdi ilk yapanın dönüşüm oranı %17 artıyor. Takip edeninki %3 artıyor. Aynısını yaptığı halde. O yüzden takipçi olmaktansa ilk defa yapan, geliştirici olmak çok daha önemli. Müşteri deneyimini geliştirmek için firmaların yaptığı bir takım şeyler var. Bu dönüşüm oranlarının artışında etkili olabiliyor. Her birinin üzerinde çok durmayacağım ama birkaç şey var. Çalışma hayatının farklılaşması ile ilgili birkaç şey var. Mesela bir tanesi, çalışanları mobilize ediyor. Hareket haline geçiriyor. Yani artık klasik masa başında oturan insanlar olmaktan çıkarıyor. Sahaya gönderiyor. Kullanıcılarının arasına sokuyor. Dijital kanalları geliştiriyor. Şurası önemli. Analitik data verilerini, yani işte kullanım verilerini, sistemin kullanım verilerini değerlendirme ve kullanıcı öngörülerini toplama gibi işler yapıyorlar, araştırmalar yapıyorlar. Orası önemli. Bu da şeyi arttırıyor tabii. Firmaların müşteriyle kurduğu ilişkinin etkinliğini ve oradaki deneyimin pozitif etkisini arttırıyor. Buraya niye geldik yine?
Peki bu dönüşüm dediğimiz şey her zaman satış mıdır? KPI denilen bir şey var. Key Performance Indicator. İşte sizin temel performans ölçüm kriteriniz ne? Yaptığınız işlerde değil mi? Her şeyi ölçmek istiyoruz çünkü. Bunda illa satışa dönüşmesi gerekmiyor bakın. Birincisi o, tamam. Evet. E-ticaretten bir şey satın aldık. Ama bazen üyelik, bazen bir e-bültene abone olmak. Daha önceden indirmediği bir uygulamayı indirmesini sağlamak kişinin gibi değişik burada şeyler, performans kriterleri koyabilirsiniz yaptığınız araştırma geliştirmenin sonuna. Her zaman satış olmak zorunda değil. Tamam. Bazen belli bir zaman geçirmek değil mi? Şimdi bazı web siteleri de reklam satarak gelir elde ediyor. Reklam satmak için birkaç şeye bakıyor. Ne kadar ziyaretçi geldi? Gelen ziyaretçi kaç sayfaya baktı? Sayfada kalma süresi neydi? Ya da işte herhangi bir şeye tıklama oranı nedir falan gibi başka metrikler de değerlendirilebilir. Bunların hangisini ön plana çıkaracağınız ya da o çalışmayla aslında hangisine ulaşmak istediğinizi belirliyor olmanız lazım. Bir kere de hepsini birden yapamazsınız. Genelde bunu talep ediyor insanlar. Hepsi olsun. Yani hepsi olmuyor. Öyle bir şey yok. Peki kullanılabilirlik ya da kullanıcı deneyimi çalışmaları ne yapıyor? İşte dediğim gibi satışları arttırabiliyor. Müşteri tatminini arttırabiliyor. Sadakati arttırıyor ki bu çok önemli. Sadakat dediğim şey gidip bir yerden bir kere bir şey satın alabilirsin. Ama artık üçüncü kere oradan bir şey alıyorsan sadık bir müşteri haline gelmişsin demektir. Senin marka değerini arttırıyor. Ayrıca operasyon giderlerini azaltıyor. Yani siz kullanıcı deneyimini kötü tasarlarsanız call center'da çalışan sayısını 3 katına çıkarmanız gerekiyor. Ama müşteri deneyimini iyi tasarlarsan bu sefer orası azalıyor. Oraya gelen telefon sayısı, açılan ticket sayısı bunların hepsi azalıyor. Bu tarafta işi çözebilirsen. En önemli bir başka özelliği de şu, bir öncekinde vardı aslında buraya koymadık. Çalışanların sadakatini arttırıyor. Şimdi genelde dijital firmalarda, Türkiye'de gördüğümüz şey şu, maksimum çalışma süresi 2 yıl. Hiç kimse 2 yıldan fazla çalışmıyor. Fakat bizim yaptığımız araştırma geliştirmelerde bazen bazı işler daha uzun sürmesi gerekebiliyor. Herkesin, yani burada sistemlerin olduğu gibi insanların da şeyi var. Performans değerlendirme kriterleri var ve bunların 3 aylık, 6 aylık, yıllık raporları falan oluyor. Her dönemde de yöneticisine herkesin bir başarı hikayesi anlatması gerekiyor. O yüzden bu insanların çoğuyla uzun vadeli çalışmaya giremiyorsunuz. Mesela Customer Journey Mapping dediğin şey 8 ay sürüyor. 6 ayda bir başarı raporu vermesi gereken birisi varsa performans raporu ve belki de 9 ay sonra oradan ayrılmayı düşünüyorsa onunla o işi yapamıyorsun. Yani sadece sizin firmanızın ne yaptığı değil, çalışanların ne kadar tatmin olduğuyla da önemli. Bu çalışmalar çalışanları da tatmin ediyor. Bunu da geçelim. Şu 1 dolar meselesi. Başlangıçta yaptığın 1 dolar sonrasında sana 100 dolar kazandırıyor. Üstelik de mutlu müşterilerin oluyor, mutlu kullanıcıların oluyor. Bir örnek göstereyim. Pizza Hut'ın Amerika'da devreye soktuğu bir şey bu, Pizza Tracker. Sen siparişi verdiğin andan itibaren senin siparişine ne oluyor? İşte şimdi hamuru açtık, şimdi fırına koyduk, şimdi pişti paketliyoruz, şimdi kuryeyle çıktı gibi bütün aşamaları istersen takip edebiliyorsun. Birçok insan mesela pizza konusunda tercihlerini çok birçok insanın değiştirmediğini görmüş Pizza Hut. Her seferinde aynı şeyi sipariş veriyor. Ne yaparsınız böyle bir durumda? Mesela bizim yemek sepeti ne yaptı? Önceki siparişlerim diye bir şey var. Direkt oradan pat diye aynısını bir daha verebiliyorsun. Pizza Hut şöyle bir şey yapıyor. Kendi uygulaması var. Uygulamayı açıyorsun. 10 saniye içinde hiçbir şey yapmazsan bir önceki siparişini otomatik olarak vermiş oluyorsun. 10 saniyede şey, hani yanlışlıkla uygulamayı açar açmaz hemen siparişi vermiş olma diye. Bu tamamen kullanıcıyı gözlemek, kullanıcıyla iletişim kurmakla bulunabilecek bir sonuç. Mesela her yerde her marka için çalışmayabilir. O Pizza Hut'ın Amerika müşterisi için böyle bir durum varmış.
Ben iyi, güzel, çok güzel. Domino's, evet. Domino's. Başka ne gibi yöntemler kullanılıyor? Bizde urgency, loss aversion dediğimiz bir şey var. Sınırlı bir süre veriyorsunuz kullanıcıya. Groupon'a benzeri siteler vardı ya, avantaj siteleri. Değil mi? Bir takım şeyleri çok avantajlı fiyatlara satın alabiliyorsun ama belli bir süre içinde alman lazım. Kampanyalar var işte. 8 saat sonra bitiyor. Onu hemen o arada alman lazım. Bunu çok fazla kullanıyor şeyler. İşte %50 indirim var ama 2 gün sürecek. Hala benzer mantıkta iş yapan bir sürü şey var. 22 dakika içinde sipariş verirsen hızlı kargo. Hemen bugün kargoya veririm diyor. Bunların ne kadar etkili olduğuna inanamazsınız. Yani araştırmaların tamamı bunların etkili olduğunu gösteriyor. Burada böyle bir şey var. Stoklarımızda çok az kaldı. Bak sipariş vermezsen gidiyor ha. Kalmadı, bitiyor. Bu ne bileyim, o şey işte pazarcıların kullandığı taktik. Size yine pazarcıların kullandığı başka bir şey göstereyim. Social proof dediğim şey. Tamam, ben bakıyorum ama acaba bu toplumsal olarak kabul gören bir şey mi? Tamam. Ne 58.245 kişi radikali takip ediyormuş. Bana ne onlardan diyorum. Ben bana ne dediğim anda diyor ki bak ama senin arkadaşların var ya şunlar. Onlar da takip ediyor. Tamam. Mashable yapıyor mesela bunu. Paylaşma sürelerini ve şeyi veriyor. Ne zaman ne kadar paylaşıldı. Böyle bir şey veriyor. Bandwagon efekt de deniyor buna. Yani. İşte tren etkisi gibi bir şey. O yaptıysa ben de yapayım. Pazarcı nasıl kullanıyor bunu? Tırnaka vurmak diye bir şey var değil mi? Tezgah boşsa hiç kimse gelmiyor. İki kişiye diyor ki, iki üç kişiye neyse. Siz bir gelin de tezgahın önünde biraz kalabalık olsun diyor. Orada üç kişiyi gördüğüm zaman ben de gidiyorum. Burada üç kişi var demek ki önemli bir şey satılıyor diye. Ve oradaki hemen kapışma başlıyor. O aldı ben de alayım. Aa, pardon, şurada şey de vardı o. Booking.com. Bak bu otele şu anda 9 kişi daha bakıyor. Hatta şimdi yeni bir şey daha koydular. 2 tane kaldı ha oda. 9 kişi bakıyor. 2 tane oda kaldı. Son 48 saatte de bak 23 kişi de buradan rezervasyon yaptı. Sen de yap. Yine social proof'ta şöyle bir şey daha var. Bak şuradan birisi hemen aldı diyor bunu. Harita üzerinden kim nereden almış onu gösteriyor. Daha önce satın alan insanların yaptığı yorumlar burada bilgi olarak verilmiş. Mesela burada şey oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama işte diyor ki bak bunu alan kişilerin %90'ı dedi ki tekrar alırım ben bundan. Yani sadece kaç kişinin aldığı değil alanlara bir kez daha sorulmuş ve onlar da bir kez daha alacaklarını söylemişler. Bu olumlu bir şey. Şöyle bir harita üzerinden gösteriyor mesela. Müşteriler. Yine sizin oradan okuyamayacağınızı tahmin ettiğim şöyle bir şey var burada. Diyor ki, powered by Google Maps diyor yeşil yazıda. Ama altında şey diyor. Ama Google Maps de o kadar işe yani o kadar iyi power edemedi bunu. Çünkü aslında 7200 tane pin var burada, iğne var. Hepsini gösteremiyor diyor. O yüzden lütfen zoom yap ve bak. Tam konum da göstermiyor müşterilerle ilgili. Yaklaşık konum gösteriyor ki oradaki güvenlik meselesi de ortadan kalksın. Onu da hemen kırmızıyla altta göstermiş. İkna edici tasarımda bir başka ögede şey, hediyeler ve kullandığınız kelimeler. Kelime haznesi yani sisteminizin kullandığı kelime haznesi. Bir kere ücretsiz çok dikkat çeken bir şey. Ücretsiz iade, ücretsiz kargo, %50 indirim, indirim ve ücretsiz. O yüzden bunu birçok site kullanıyor. Hatta mağazalar zaten bu kadar şeyi kullanıyorlar. Güven duyması tabii çok önemli. Bunu konuşmanın başlarında da söylemiştim. Yani güven çok önemli. Onun için ne yapılıyor? Bir takım işte ikonlar kullanılıyor.
3D Secure diye bir şey var değil mi? Biz de kullanıyoruz. Sizi direkt bankanızın sistemine yönlendiriyor online alışverişte. Ya da başka bir takım güven gösteren ibareler var. Ne? Kullandığınız kredi kartları tarafından onaylanmış olması bunun. Ya da bir banka tarafından onaylanmış olması. Ya da yine sizin link isimlerinde kullandığınız şeyler. Güvenli devam et diyor mesela. Aşağıda kredi kartlarının bilginizini veriyor. Tanınan, bilinen yerlerin. O zaman güvenip kullanıyorsun. Başka ne yapabiliyorsun? Yine ikna edici tarafta. Tamamlayıcı ürünler önerebiliyorsun. Ya da onun daha düşük fiyatlı almayı düşündüğü bir ürün yerine biraz daha yüksek fiyatlı benzer bir ürün önerebiliyorsun. Ya da başka bir şey işte Sopranos dizisini alacakmış. Gel 3 sezonu birden satayım diyorsun. Cross-selling'de şöyle bir şey var. Bak senin stilini tamamlayacak şöyle ürünler var diye. InShop CX'de konuşmuştuk ya hani bir tane pantolon alıyordu da sarı tişört öneriyordu. Aslında onun tamamı dijital ortamda olan versiyonlarından biri. Şimdi Amazon'a 3 milyar dolar kazandıran bir soru var yılda. Bir tane soru sorarak 3 milyar dolarlık bir değişim yarattı. Soru neydi biliyor musunuz? Yapılan yorumlar var ya ürünlerle ilgili. O yorumların ne kadar faydalı olduğunu sordu. Şurada bak. Was this review helpful to you? Ondan sonra bir ürünlerle ilgili yorumları bu cevaplara göre sıraladı. Yani insanlara daha çok faydası olan yorumlar daha yukarıda görünürken çok faydası olmadığı düşünülen yorumlar başka bir yere alındı. Amazon sonra bunu bir adım ileri götürdü ve dedi ki yorumları da kendi içinde ayıralım. Olumlu yorumlar ve olumsuz yorumlar. Olumlu yorumlarda en çok faydalı olan, olumsuz yorumlarda en çok faydalı olan gibi bir şeye geçti. Bir kere buradan şeyi görüyoruz. Mutlaka sattığınız ürün, hizmetle ilgili yorum alabiliyor olmanız lazım. Sonra o yorumları sunarken de belli bir mantık içerisinde, yani kullanıcınızın beklentisi neyse ona göre sunabiliyor olmanız lazım. Çünkü bakın şurada, burada da başka bir şey var. Burada hem şey farklılaşıyor. Yorumların türü farklılaşıyor. Hem o türler içinde yorum yapan insanların konuyla ilgili bilgisi farklılaşıyor. Bu bir fotoğraf makinesiyle ilgili bir yorum aslında. Tamam da o yorumu yapanın fotoğrafla ilgisi ne kadar? Onu da kişinin kendisine sorup ona göre yorumları sıralıyor. Ve buradan da şöyle bir rakam ortaya çıkıyor. Yorumlarda yapılan bu değişiklikle %18 artıyor mesela. Şöyle bir çalışma da var. Bir ürünü satın almaktan vazgeçmeniz için kaç tane olumsuz yorum okumanız gerekir? Gibi bir çalışma yapılmış. Burada ortalama değer 4 çıkıyor. Ama genelde 3 yorumdan sonra insanlar o ürünü almaktan vazgeçiyorlar. Deneyim ne kadar kötü olursa olsun, bunun kişisel mi yoksa deneyimin yaşandığı yerden mi kaynaklı olduğunu insanların şeyine bırakıyorlar aslında. Dürüstlüğüne bırakıyorlar. Yani aslında kişisel olarak çok kötü bir deneyim yaşamış Terry. Gittikleri bir şeyde pub'da eski bir arkadaşı ölmüş mü, öldürülmüş mü artık bir şey olmuş. Buna rağmen pub'a yorum yaparken 3 yıldız veriyor. 1 yıldız vermiyor. Kişisel deneyimi çok kötü. Belki bir yıldızı gerektiriyor ama pub öyle bir yer değil demek. Bizde tam tersi oluyordu biliyor musunuz? Uygulamayla ilgili yorumlarda ya da burada olduğu gibi. Bizde de öyle oluyor. Bir yıldız veriyor. Sonra açıklamasına bakıyorsun şey diyor. Aslında beğenmediğim bir şey yok da yorumum okunsun diye bir yıldız verdim. Oluyor değil mi? Uygulama dükkanlarında bunu bolca görürsün. Aslında problem yok. Ondan sonra uygulamayı geliştirenler ne yapıyorlar? Hemen bir yeni versiyon bir şey çıkarıyorlar. 3 haftada bir. Bütün eski yorumlar siliniyor. Hop. Uygulamanın yeni versiyonuna ait yorumlar geliyor. Peki. Yorum da aslında bir tür bilgi paylaşımı. Bizler dijital ortamda ne kadar bilgi paylaşmaya hazırız? Kişisel bilgi. %53'ü
kullanıcıların şöyle bir şey söylemiş. Eğer sonucun bana faydası olacağını düşünüyorsam kişisel bilgilerimi paylaşırım. Paylaşırım da senin de ne kadar bilgi istediğin de önemli. Mesela Türkiye'deki bankaların uygulamaları sizden ne tür bilgiler istiyorlar? Görüyor musunuz? Başta bir Akbank var. Yani Akbank böbreklerime kadar isteyecek neredeyse. Yani üstelik de ihtiyacı da yok. Ya bunu şimdi uygulamayı indirirken çok bakmıyorsunuz ona. Çünkü diyorsunuz ki ben bu uygulamayla bir derdimi çözeceğim. Oysa mesela beni gerçekten o uygulamayı indirmekten alıkoyan şeyler var. Bilgi talepleri var. Kontaklarına da ulaşacağım. Fotoğraflarını da görmek istiyorum. Ses de kaydetmek istiyorum. Yani sen ama bankasın. Yani ne yapacaksın ki sen benim sesimi, fotoğrafımı? Hepsini istiyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bir de böyle yöntemler var ikna edici iletişimde. Semantik diyoruz buna. Akıllı sistemler size cevap veriyorlar. Hürriyet emlak yapmış işte. Beni kullanarak şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin. İlla her şeyi tıklayarak bulmana gerek yok. Yaz bak demiş. Ne Üsküdar'da satılı güç artı bir yaz. Ben sana cevap vereyim. O Nagihan da yazmış. Beşiktaş 3 artı 1 ev demiş. Satılık veya kiralık deseydi ona göre de sonuç listelenecekti büyük bir ihtimalle. Şimdi bu Hürriyet Emlak demiş ama Emlak Jet de böyle yapıyor. Yani reklam olmasın diye söylüyorum. Bir başkası ne? Anlık mesajlaşma, WhatsApp gibi şeyler kullanıyor musunuz? Mesela Telegram var, kullandınız mı hiç? Artık şimdi o da dert değil mi? Şey, hangisini söylesek? Bylock, mylock her şey dert oluyor. Onların içinde bir takım semantik şeyler var. Ona bakalım. Mesela iki kişi şu anda aslında mesajlaşıyorlar. İşte akşam yemeğine ne pişirelim? O da diyor ki hadi sushi yapalım. Hemen bir at Google yazıp sushi yapma videolarını göster diyor ve Google ona gösteriyor. Başka bir yere gitmeden. Güzel olanı zaten o. Beni buradan ayırmadan yapıyor. Sonra yemeği yapamayacağına karar veriyor. Diyor ki ya biz dışarıda yiyelim sushi'yi. O zaman sorayım diyor Google'a. Yakınımızda nerede varmış? Sushi restoran. Orada yiyelim. Bu işte kullanıcı hayatını kolaylaştırıyor. Yapılabilir bir şeydi. Bugüne kadar hiçbiri yapmadı. Sonra tuttu birisi yaptı. Bence diğerlerinin de yapması gerekiyordu. kişiselleştirme çok önemli bu tür şeylerde. Ortamlarda. Bildirimler hani notification sonra göstereceğim anlatacağım demiştim ya işte o bildirimler çok kritik. Kime neyi ne zaman söylediğiniz çok önemli. Mesela sürekli bir yerden bir kere bir şey alıyorsunuz sürekli size mail geliyor değil mi şimdi? Yani ben kuzenim için bebek bezi aldım. Bana sürekli bebek malzemeleri geliyor. Benim bir ilgim yok ki bebekle. Ya da şey oluyor işte bir kere bir telefon alıyorsun sonra sürekli sana telefon şeyi geliyor. Mailingi geliyor ama ben aldım zaten telefonu. Niye hala gönderiyorsun ki? O sistemleri akıllı hale getirmek de mümkün. Zaten şöyle bir şey görünüyor. Birçok insan push notification'lar yani bu işte anlık bildirimler nedeniyle uygulamaları siliyor. Üyeliklerden vazgeçiyorlar. Zaten o bildirimlerin açılma oranları da çok düşük. %10-15'ler civarında. Oysa ilgili içerik gönderdiğinizde oranlar bir anda zıplıyor. İlgili içeriklerine, mesela benim aldığım telefonu gör. Ondan sonra de ki, ya böyle bir telefondan baş alan bir insan başka ne alır acaba? Ya da benim aldığım başka bir şeyi de gör, senin sitenden. Belki ben bir de televizyon aldım. Şimdi bu televizyonu ve bu telefonu alan insanların toplamı ne tür ses sistemi alıyor? Sen git bunu bul, bana onu öner. Belki ben gelir onu da alırım. Ama sen bana sürekli televizyon telefon gösterirsen, üyelikten vazgeçebilirim. Uygulamaların uninstall edilmesinin, silinmesinin %71'inin nedeni işte bu anlık bildirimler. Çünkü insanlar bildirimlerle ilgili şöyle düşünüyor bak. Bildirimin benim hayatıma yaptığı şey bu aslında. Bir de formlar var değil mi? Size her şey için form doldurtturuyorlar. Form, bir kere şunu kabul edelim. Form iğrenç bir şey. Hiçbirimiz sevmiyoruz. Hiçbirimiz de doldurmak istemiyoruz. Olay şu aslında.
forma bakış açımız bu. O yüzden ne tür bilgileri ne zaman sorduğunuz çok önemli derken biraz da bunu da söylüyorum. Formların bir başka şeyi de karanlık bir takım noktalar var. Opt-out gelen şeyler var. Ne demek opt-out? Orada bir tane buton var, görüyor musunuz? Bizi işte Sephora'nın e-mail gönderim listesine ekliyor. Bunu otomatik olarak tikli getiriyor. Bunu yapmaması lazım aslında. Sen başka bir şey yaparken, bir satın alma yaparken hop bir anda bakıyorsun ki mailing listesine de üye olmuşsun. Daha şimdi bu hemen şeyin butonun yanında olduğu için birinci leylem butonunun orada görebiliyoruz. Burada başka bir yere saklamış. Koyduğu yerde aslında şey sigorta öneriyor. Otomatik olarak sana 3 yıllık bir de sigorta yaptırtıyor aldığın ürünle ilgili. Ve onu fark etmeyebiliyorsun. İşte sen onu fark etmediğin zaman buradan hop satın almaya gidiyorsun. Bir bakıyorsun fiyat artmış. Biraz önce söyledim. Son anda fiyatın arttığını gören işte %70'e yakın kitle o anda satın almaktan vazgeçiyor. Ne oldu? Bak akıllıca yaptığı şey ne? Genelde biz burada ne görmeye alışkınız? Kullanım koşullarını kabul ediyor. Okumuyoruz bile değil mi? Oysa kullanım koşullarını kabul etme meselesini yukarıya bir yere koymuş. Evet. Bununla ilgili de şöyle bir bilgi var. Ben bir gün yaparsam böyle bir form bunu koyacağım. Beni o berbat newsletter'ınıza üye yapın gibi. Bütün kişisel bilgilerimi üçüncü partilerle paylaşın. Neredeyse bütün bunları istiyor. Ekip meselesi var. Peki bu kullanıcı deneyimi ekibi nasıl oluşacak? Ona da bir hızla bakalım. Aslında bu firmalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı seviyesinde başlaması gereken bir çalışma biçimi. Dediğim gibi bütün stratejiyi belirleyebiliyor. UX lead dediğimize UX stratejist de diyebilirsiniz aslında. İki ayağa ayrılıyor birinci başta. Bir araştırma tarafı, bir tasarım tarafı. Tasarımdan kastımız sadece görsel tasarım değil ama. Araştırma tarafında hem analistler hem diğer saha araştırmacıları olabiliyor. Tasarım tarafında da information architect dediğimiz bilgi mimarları oluyor. Türkiye'de henüz görmediğimiz bir şey bu. Herhalde biz önümüzdeki seneye bir tane yetiştirebiliyoruz bilgi mimarı. Çünkü bir ara bir şey olsun diye bir firmayla birlikte ilan verdik bilgi mimarı aranıyor diye. Gerçek mimarlar başvurdu. Bu başka bir şey. Bu aslında bilgiyi nasıl kategorize? Kütüphanecilik gibi düşünebilirsiniz. Yani bilgiyi nasıl kategorize ettiğinizle ilgili bir meslek dalı. Sadece kategorizasyon değil, dediğim gibi kullanılan dile kadar karar verebiliyorlar. Etkileşim tasarımcıları var ve arayüz tasarımcıları var bu ekibin içinde. Şimdi eskiden web tasarımı deniyordu ve herkes web tasarımcısıydı. Bir uzmanlaşma yoktu. Yani birisi web tasarımcısıysa tasarım da yapıyordu, kod da yazıyordu. Stratejiye de karar veriyordu. Bazen metni de yazıyordu. Sonra uzmanlaşma çıktı. Sonra da bununla dalga geçme çıktı. Bakın burada kendinize bir dijital iş seçebiliyorsunuz. Adınızın ilk harfi. Şuradan bir şey seçiyorsun. Benimkini yapalım mı? Söyle. Hadi. Dur. Oradan. Eray geldi. Eray neymiş? Associate. Sonra büyüdüğün sokağın adının ilk harfi. K. Associate Interaction. Soyadının ilk harfi. A. Associate Interaction Consultant oldun sen. Herkes kendine buradan bir meslek seçebilir. etkileşim tasarımcısı, üst yöneticisi oldu. Buradan yapın kendinizinkini. Söyle ben yapayım hadi seninkini. Z. Z. National. Ulusal. Sokağın ilk adı. O da mı K? Gene interaction oldu. Ulusal etkileşim. Soyadının ilk adı, şey harfi. Ç mi? Ç yok. C'ye bakalım. Yerel etkileşim
geliştiricisi oldun sen de. Ulusal, yerel, ulusal. Böyle olabiliyor. Ya bunun gibi şeyler çok. Eğlenceli malzeme çok. Bakıp bulabilirsiniz de. Peki, kurumlar için bu kullanıcı deneyimi açısından bir şey yolculuk çizecek olursak, kurumlarda bunun nasıl algılandığı ve nasıl yapıldığı ile ilgili şöyle bir kurumsal olgunluk tablosu var. Şimdi birinci aşama bir düşman olarak kullanıcı deneyimi. Neden düşman? Çünkü siz burada bir iş yaparken kullanıcı deneyimi diye bir nane çıkıyor, geliyor her şeye müdahale ediyor, iş yapma sürelerini uzatıyor, maliyetleri arttırıyor. O yüzden düşman. Bununla karşılaştık. Yani ben kişisel hayatımda bununla karşılaştım. Burada şimdi size onlu bir yapı göstereceğim. Hala şu anda dışarıya çıksak bu 10 firmanın onu da bulabiliriz. Bunu biraz şey yapanlar geliştirici merkezli. Yani işte birisi duymuş firmada kullanıcı deneyimi diye bir şey var. Bu iyi olabilir herhalde falan diyor. Gidip onunla görüşüyorsunuz. Bir yerde zaten tıkanıyor. Mesela üçüncü aşama öyle idareten. İşte Ahmet Mehmet yapıyor, hani biz de yapalım gibi bir şey oluyor. Dördüncüsü buna bir bütçe ayırarak işin yapılması. Bütçe ayırmak çok önemli. Niye? Cebinden para çıktığı anda insanlar tedirgin oluyorlar. O tedirginlikle işi biraz daha önemsemeye başlıyorlar. Zaten o bütçeli aşamanın hemen bir sonraki aşaması da yönetilen. Yani bu işe artık ekip ayırıyor. Bütçe kısmını işte şeyle yazılım geliştirmeyle, tasarımla bilmem neyle yaparken yönetilen kısmına geçtiği anda artık bir departman altında bunu yapıyorlar. Altıncı aşama sistematik. Kişilerden bağımsız, kurumsal bir şey haline gelmiş, yapının bir parçası haline gelmiş bir şey var. Yedide entegre, bütün iş birimleri, işi yapan bütün birimler birbiriyle entegre halde çalışıyor ve kullanıcı araştırmaları entegre ediliyor yapılan işlere. Sekizinci aşama ise kullanıcı araştırmaları merkezli bir kurum. Kullanıcı odaklı tasarım ve geliştirme yapıyorlar. Bu biraz zor tabii. Şimdi peki bunun birinden öbürüne geçmek ne kadar zaman alıyor? Bir ona bakalım. Birden ikiye geçmek 10 yıllar alıyor. Düşman olmadığınızı kabullendirmek. Gerçekten alıyor. Şöyle düşünelim. Kerem hocanızla ben 99-2000 yılında başladık bu işi araştırmaya. İlk defa ticari sektörden birileriyle konuşmamız 2009 yılıydı. Onlar da şeydi, Türkiye'de böyle bir şey mi varmış şeklindeydi. 2'den 3'e geçmek 2-3 yıl alıyor. Sonra 4'ten 7'ye geçmek 6-7 yıl alırken 7'den 8'e geçmek de 20 yıl oluyor. Biz buraya geçemedik henüz. Peki Türkiye'de neredeyiz? Şuraya kadar geldiğimiz firmalar var Türkiye'de ama daha ilerisine geçemedik. Türkiye ortalaması şurada arkadaşlar. Bütçeliyle yönetilen arasında daha yönetilene tam geçememiş. Ama dediğim gibi yani şu anda çıksak 10 tane şirket ismi saysak burada birlikte onunu da buluruz. Son bir aşamamız kaldı, o da süreç. Yani iş yapma tarafı. Yani asıl bizim UX araştırmaları tarafımız nasıl işliyor ya da iş geliştirme süreçleri dijital ortamda nasıl işliyor? UX'in bir parçası olarak bir kere geleneksel klasik alışılagelmiş yapıların dışında bir sistematikle işliyor. En azından başarılı olanlar da böyle. Biraz daha startupların konuya yaklaşımını kendine entegre ediyorlar. Şöyle kısa bir video ile onu göstereyim. Over the last 50 years, the computer chip and digital networks have unleashed a wave of change that is shaking the foundations of business. Who are the leaders in this new networked economy? In the first wave came the software and device companies, Microsoft, Apple, Hewlett-Packard, Oracle. In the next wave came the internet companies, Amazon, Google, eBay, Netflix, and Yahoo. The digital effect has taken the economy by storm. The shift is from physical to digital, from bricks to clicks, from manpower to mind power. In a world where anything is possible, wealth is created not so much by brute force of money, power, and scale, but by imagination. Apple, Microsoft, Google, and Yahoo were started by college kids. eBay was a weekend project.
The way we create wealth is changing, and work has got to change with it. The most valuable assets in the networked economy are mind power, innovation, and creativity. And the epicenter is Silicon Valley. Why is this small geographic area such a hive of creativity and imagination? Do they do something differently? Yes. No, it's not like this. Work in Silicon Valley doesn't look like the work that most of us are used to. People are having fun and getting results. Mind power is amplified when people are excited, energized, engaged, when people are passionate about what they are doing and excited to come into work. It seems strange, but behind all the high technology is low technology. Whiteboards, index cards, paper, sticky notes. People moving things around. What are they doing and how can you get this happening at your company? It's called game storming. Game storming is a set of best practices. Tamam, geçelim. Konuyu az çok anladık herhalde. Yani geleneksel yöntemler dijital iş geliştirmede her zaman çok işe yaramayabiliyor. İnsanlar ne kadar eğlenirse, ne kadar kendilerini işin içinde var edebilirlerse o kadar iyi sonuçlar ortaya çıkıyor. Mesela eskiden herhangi bir dijital ortamı geliştirmek için bu şelale, waterfall yöntemi kullanılıyordu. Her şey aşama aşama yapılıyor. İşte planla, önce bir şeyleri keşfet, ne yapacağına karar ver. Ondan sonra geç tasarımı yap, ondan sonra yazılım geliştirmesini yap. Ondan sonra da testini yap. İşte alfa beta testleri vardı, yayınla, bitsin gitsin. Ama bu maliyeti çok arttıran bir şey, süreyi de çok arttıran bir şey büyük platformlarda. Artık onun yerine ne kullanıyoruz? Agile, yani atik yöntemler kullanıyoruz. O yöntemlerde ne? Her aşamada bu biraz önce keşfet, tasarla, geliştir, yayınla döngüsüne geçiyoruz. Her aşamada derken kastettiğim şey de şu. Yaptığımız bu aslında. Keşfet, tasarla, uygula, değerlendir. Keşfet, tasarla, uygula, değerlendir. Peki aşamalarımız ne? Bizim aşamalarımız ne? Aşamalarımız da şunlar. Konsept, tasarım, uygulama, yayın. Aşamalarının tamamında bu döngüden faydalanıyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Herhangi bir hatayı, ileride çok daha maliyeti ve zamanı artıracak hatayı çok daha önceden görmek, kullanıcılarla bunları tartışma, araştırma fırsatı bulmak ve geliştirmeyi öyle yapmak şansımız var. Türkiye'de neredeyiz biliyor musunuz kullanıcı araştırmalarında? Türkiye'de bu araştırmalarda henüz şuraya kadar gelebiliyoruz. Buradan sonra başlıyor yani. Ama kullanıcı deneyimine sadece ürün ortaya çıktıktan sonrası için bakmamak lazım. Ya da ürün ortaya çıktıktan sonra ben sizin uygulamanızı diyelim ki kullanmadan önce de aslında benim beklediğim bir deneyim var. Bir şey duyuyorum çünkü etraftan ya da medyadan. Diyorum ki şöyle bir uygulama varmış. Hmm diyorum herhalde şöyle bir deneyimle karşılaşacağım. Buna beklenen deneyim deniyor. Ondan sonra ne yapıyorum? Hemen kullanıyorum. İlk kullandığım anlık deneyim var. Ondan sonra kullanmaya devam ettiğim sürece epizodik bir kullanıcı deneyimi var. Ondan sonra daha uzun süre kullanıyorsam bunu, birkaç hafta, birkaç ay gibi, üç hafta gibi bir şey var. Kümülatif yani arttan biriken bir deneyimden bahsedebiliyoruz. Bunların hepsini olumlu karşılayabilmesi gerekiyor geliştirdiğiniz ortamın. Yani beklediğini, karşılığını verebiliyor olması gerekiyor. Bunun için yapılabilecek değişik araştırmalar var. Neyi ölçmeye çalıştığınızda çok alakalı. Bir kere dediğim gibi niteliksel ya da niceliksel olabilir. Davranışsal mı yoksa tutumsal mı bir sonuç elde etmeye çalışıyorsunuz, ona göre değişir. Sonuç, hedefi belirle, kullanıcıyı tanı, uygun teknolojiyi seç, tasarla, uygula. Sonra da test et. Yapacağımız şey bu. Kaynakça burada. Arkadaşlar işinize yararsa. O zaman teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok hocam teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Da böyle tutayım.